İyi geceler sayın seyirciler. Bir aydır Türkiye'de barış ve çözüm süreci konuşulmuyor. Bir gezi parantezi yaşandı, gezi olayları yaşandı. Onun da şüphesiz Türkiye'ye dersler çıkarılmıştır, yararlı olmuştur. Ak ile kara görünmüştür aslında, bence o da önemli bir olaydı ama şüphesiz hiçbir şey barış ve çözüm süreci kadar bu topraklarda 30 yıldır akan kanın durması kadar önemli değil. Onun için çok şükür Türkiye bu hafta gerçek gündemine döndü. Dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan barış ve çözüm için gerçekten çok uğraşan ve çok çile çeken akil insanlar heyetiyle buluştu. Tabii ondan önce değişik tuhaf işler de yaşandı. Murat Belge istifa etti falan. Yani bitmiş işten nasıl istifa etti onu da anlamadım ama biraz konuşacağız onları. Ve çözüm süreci nasıl gidiyor? Bizim önümüzde yeni bir tablo var artık. Bugün de Adalet Masası'nın konuğu akil insanlar heyetinden değerli katılımcılarımız olacak. Abdurrahman Kurt ve Ayhan Ogan konuğumuz. Başka akil insanlardan başka konuklarımız da telefonla ya da fiilen gelenler olacak. Çünkü bunlar çok aktif tabii. Bütün televizyonlardan davet var, yetişmeye çalışıyorlar. Şimdi önce Abdurrahman Kurt'la başlayalım. Hoşça da hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi siz en kritik bölgelerden biri Doğu Anadolu'da çalıştınız. Siz daha evvel zaten AK Parti'nin efsane Diyarbakır İl Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili. Çok eski bir dostluğumuz var. Şimdi önce Doğu Anadolu niye önemli? Güneydoğu Anadolu daha çok yani Türklerin az olduğu bir coğrafya. Doğu Anadolu Türklerin epey olduğu bir coğrafya. Yani evet. Bayağı milliyetçi Türklerin olduğu işte Erzincan, Erzurum vesaire. Bütün bunları gezdiniz. Nedir? Hep burada kilit bir söz var. Herkesin üzerinde ittifak ettiği. Kürtleri tatmin, Türkleri ikna edeceğiz. Barış ve çözüm böyle sağlanacak. Evet. Kürtler tatmin olmuş mu bu çözüm projesiyle? Türkler de buna ikna olmuş mu? Evet, yani Kürtlerin tatmin olması bir süreç işi. Evet. O umudu taşıyorlar, onu gördük bir kere. Hı hı. Yani Kürtler ilk defa, mesela şunu gördük. İlk defa emniyet onlar konuşurken, istediklerini söylerken, ilk başta bize dediler ki ya burada sivil polisler var mesela toplantılarda, biz rahat konuşamıyoruz. Biz ne, dedik, bu kameraya çekenler olmuş falan değil mi? Başka yerde de var. Biz dedik ki bu sefer buradaki sivil polisler sizin güvenliğinizi, ifade özgürlüğünüzün güvenliğini sağlamak için buradalar. Hı hı. Eğer burada bir suç oluşacaksa bunun ilk başta suçlusu, bir suçlusu biziz. Dolayısıyla siz ancak bizim suç ortağımız olabilirsiniz. Devleti görüyoruz. Evet. Adamlar tabii bu ilk defa böyle bir ortamda devletin koruması altında devleti eleştirdiler. Özgür fikirlerini söyleyebilme, aykırı şeyleri söyleyebilme imkanına sahip olmanın verdiği bir güven de oluştu bir kere. Evet. Çünkü bahsettiğimiz bu konuşmalar ancak kapalı odalarda birbirleriyle yapılabilen şeyler. Bunu da suç gibi görüp ama bugünkü devletin onları dinlediğini, ya ne diyor bu insan acaba? İlk defa böyle bize söyleyecek. Biz de bunu genel merkezde işte hükümet ilgilerine aktaracağız. Başka bir umut, büyük bir umut ama gerçekten yıkılmasının insan hayatında çok kötü etkiler yapacağı oranda büyük bir umutla karşılaştık. Ve her şey konuşuldu değil mi? Yani her şey konuşuldu. Kendilerini sansürlemediler. Hayır, asla kendilerini sansürlemediler. Hatta hani hızını alamayıp belki o anda aklından geçen en radikal cümleyi normalde söylemeyecekse bile orada bir söyleyip test etme ihtiyacı hissedenler bile oldu. Bir deşarj oldu aslında. Böyle bir böylece hiç şimdi insanlar bu fikirlerini toplumda söylemedikleri zaman kendilerini test etme şansına da sahip olmuyorlar. Evet. Örneğin genel lafla ilgili bazı şeyler söylüyorlar. İşte klasik şeyler, cümleler vardır kürsünü tartışırken. İşte bir genel laf gelsin diye. Oysa genel lafla ilgili biz onlara izah ettiğimiz zaman bunun zamanın olmadığını, gereğinin de olmadığını izah ettiğimiz zaman şu aşamadaki ilk aşamada soruşlarla hiç ilgili ikna da oluyorlardı. Ama evet, bunu söylemezsen, konuşmasan niye genel laf yanlıştır? Genel lafın toplumsal anlamda karşılığı nedir? Bu ne zaman olabilir? Bu ya söylenmesini bile yasaklarsan. Evet. Onu test edemezsin. Dolayısıyla bu zamanlama, sıralama, strateji, denge, bütün bunlar kaybolur. Şimdi dolayısıyla bu ilk defa bir yerel parlamentolar hükmünde her şehirde yaşayan her farklılığın bir araya gelebildiği, biz bunu adeta bir yerel parlamento gibi gördük. Zaten onlara gittiğimizde bir tepki de şuydu. Yani akil adamsınız, yani bizden neyiniz fazla? Dedik zaten bir şeyiniz fazla değil. Sizdeki fazlayı almaya geldik. Yani yerelin akillerini bulduk. Biz hani bize akıllı dediler. Belki ola ki bir hata yapmayalım. Esas akıllara gelelim. O akıllardan aklımıza bir yol bulalım. O yolu götürelim diye geldik. Size deyince herkes de bir sakinleşiyordu tabii. Orada
Örneğin mesela Elazığ gibi kozmopolit bir yerde, örneğin Malatya gibi kozmopolit bir yerde, örneğin Erzurum gibi, Erzincan gibi. Şimdi burada mesela Elazığ'da Alevi, Sünni, Kürt, Türk bir arada yaşıyor. Doğru. Hepsi diyor ki bizim Kürtle sorunumuz yok ki kardeşim, niye geldiniz? Bunu söyleyeyim, bir kısım Türkler, Türk milliyetçisi, Türkler değil. Türk Türklerin çoğunluğu çok sıcak bu konu. Çünkü olayı idrak etmiş. Din darbe muhafazakardır Elazığ'da. Türklü bir ideoloji şeklinde algılayanlar ise işte niye geldiniz tepkisini gösterenlerdi. Bizim onlarla bir sorunumuz yok. Hatta mesela birbirlerinden alışveriş yapmayı bir erdemlilik olarak da gördüğü için ben iyi insan diye de kendimi görüyorum. Hala eski söylemleri duruyordu. O zaman tamam dedik, bir de bakalım yanındaki konusunu dediğimizde adam kalktı mesela. Kardeşim mesela Alevi bir vatandaş için ifade etme gerekse tamam. Ben de seninle problemim yok diyor. Ben de sünnilikle bir sıkıntım yok. Ama benim devletten beklentilerim var ve bunlar karşılanmıyor. Bak senin camiye gidiyorsun. Hepimiz vergi ödüyoruz. Senin camilerinde bunu işte imama maaş olarak ödeyebiliyorsun. Sen ibadet anlayışını siz nasıl tasavvur ediyorsanız öyle belirleyebiliyorsun. Ama ben öyle değilim. Bana işte cami, cemevi şöyle olmaz, böyle olmaz diye benim ibadetime sizin anlayışınızda olanlar şekil vermeye kalkıyor. Benim için sıkıntı diyor. Benim ölüm olduğu zaman ben mesela cemevimde yıkamak istiyorum. Evet. Bu tür talepleri var. Şimdi yani onun... bir barış ve çözüm sürecinin ötesinde Alevi-Sünni kaynaşması noktasında da siz girişim bir boyutu. Aldınız. Mesela Kürt kalkıyor diyor ki tamam kardeşim benim de Türklerle problemim ama benim devletten beklentilerim var. Bak ikimizin çocuğu okula gidiyor. Benim çocuğum Türkçe bilmediği için 5 yıl senin çocuğunla aynı müfredatı görüyor. Ve sonra o bilmediği bir dili öğrenmek ve onun üzerinden o aynı müfredatta yüklenmek çok gibi sorumlulukla gelip aynı sınava giriyor. Şimdi bu adalet mi? Veya işte Türkçe bilmediği için ilk gittiği gün öğretmen cebinden çıkardığı mendille benim çocuğumun dilini tutup çekip onu korkutmuştu. Bir hafta kendine gelemedi, konuşamadı. Şimdi bu adalet mi diye sormaya çok başladığı zaman birbirlerini dinlemeye, birbirinin hani beraber yaşayıp da birbirini fark etmeden nasıl yaşadıklarını görmeye başladı. O Türk milliyetçisi de o zaman empati kuruyor mu? Kurdular, çoğu kurdular. Yani onu söyleyeyim. İnanın o baştaki tepkiyle o insanilik, insan beraber konuşma kültürü bunlar bizim bu süreçte çok geliştiğini gördüğümüz şeyler. Çok önemli. Dolayısıyla bu çünkü yetişimsiz bir birliktelik varmış belki sizden. Diyorum ya, beraber yaşıyor ama birbirini görmezden gelerek yaşıyor. Evet. Ve onlara şu soruyu sorduk. Dedik ya bize, biz sizden yol almaya geldik, bir yol öğrenmeye geldik. Yani şimdi mesela Elazığ Türkiye olsa, siz de bu buranın parlamentosu olsanız ve desek ki bize şurada hepinizin rızasının olduğu bir yönetim anlayışı çıkaralım da burayı barış içinde yaşatalım desek bize nasıl bir yol önerirsiniz? Onu bize söyleyin, biz de Ankara'ya söyleyeceğiz. Çünkü Ankara da bunu Türkiye için uygulasın ki barış gelsin diye sorduk. Böylece herkes kendi ihtiyaçlarını söylemeye başladı. Kimisi kendi kaygılarını söylemeye başladı. Ülkemizi böldürmeyin diyenlere biz şunu söyledik. Yani şimdi bu ülke sadece sizin mi ki? Mesela benim de ülkem değil mi? Ben niye kendi ülkemi böleyim? Aynen. Niye sen bunu sana ait bir şeyi ben senin izin kendini ev sahibi seni kiracı, Kürtleri kiracı görüyorsun. Yani dolayısıyla şimdi bu ülke senin değil ki, bizim ülkemiz bu. Tabii. Ben bizim ülkemizi niye böleyim? Bravo. Ama sadece senin ülkense orada zaten bir sıkıntı var. Dolayısıyla bunu aşmak gerekir. Evet. Bunu insanileştirerek, yerelleştirerek, üstüne dokunarak ifade etmeye başladığımızda bir empati kültürünün daha gelişkin bir şekilde oluşmaya başladığını da gördük. Biz en zorlu bölgelerde bile küçük azınlıkların büyük çoğunlukları hegemonyası altına almaya çalıştığını gördük. Maalesef yer yer bürokrasinin bu konuda yetersizliği, siyasi partilerin bu konuda yetersizliği... Ne anlamda bürokrasi yetersiz? Yani o küçük örgütlü azınlık çoğunluğa vesaire diyor, bürokrasi bunu izliyor anlamında. Bir kısım bürokrat, bir kısım kolluk kuvveti maalesef o Türklüğü ideoloji olarak gören ekibin kaygılarını paylaşıyorlar. Evet. O kaygılarını paylaşmaktan kaynaklı işimizi kolaylaştırmak yerine yer yer zorlaştırdıklarına şahit olduk. Dolayısıyla bunlar çok detaya girmeye gerek yok. Ama çok önemli. Yani burada kimi bürokratların bu barış ve çözüm sürecine hani başbakan emrettiği için uyar ama kafa yapısı hala eski Türkiye'den yanaysa bunun da ortaya çıkması iyi olmuştur. Ben size daha ilerisini söyleyeyim. Yani bazı yerlerde bizim il başkanları olarak gördüğümüz bu işin içindeki AK Parti'nin yetersizliklerini gördük. Yani bunu çok net söylemekte fayda var. Ne kadar olayın farkında değil. Yani bu anlamda da baktığımız zaman hala kendi partisinin de içinde olduğu işi tam idrak etmemiş insanları gör. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Bir tespit olarak maalesef üstünden geçmek ama gerekiyor. Ama işte o gerçek var yani Abdurrahman. Yani burada şöyle bir olay var. Hani habire herkes başbakana yükleniyor. Herkes Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alıyor bu özellikle son 25 günde ama
Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle gidiyor işler. Şimdi bunu da görmemiz lazım. Yani kendi, sen de o partinin mensubusun ama yani AK Parti'nin ortalamasının çok üzerinde bir siyasi zekadan bahsediyoruz bir kere. Fikrini beğen beğenme. Kesinlikle öyle. Bu yani o, işte devlet... o, ben onun için hiç şaşırmıyorum yani o yani olayları farkında olmuyor. O kadar çok AK Parti var ki. Genel devlet aklı da bugün AK Parti ile beraber çok yüksek düzeydedir. Onu size söyleyeyim. Ve yani, toplumu da açtı yani. Kesinlikle. Eskiden, toplum siyasetleri üstün derdik. Aynen öyle. Şimdi bitti bu iş. Gerçek öyle. Siyaset yani daha üstün. Devlet aklı gerçeğini söylemek gerekirse yukarıdan toplumdan daha üst düzeyden bir bakışla kesin görebiliyor bunu. O noktaya geldik. Bu eskiden öyle değil. İyi bir şeydir. Ha şimdi toplum da buna açık yalnız. Toplum bunu çok çabuk kavrayabiliyor. Yeter ki konuşulsun. Mesela bizim raporlarımızda bir bölgenin, bizim dışımızda bir bölgenin vurguladığı bir şey var. Bu konuda iktidarın ve devletin kararlılığını daha net görebilirse bazı kitleler, işte bu tabandaki insanlar çok daha güçlü sahiplenebiliyor. Tabii. Ama mütereddit durabiliyorlar eğer bu kararlılıktan emin olmazlarsa. Tabii. Bazı çünkü çok zor konu. Evet, yani zor bir konu dedim ya, hani sizin de ifade ettiğiniz gibi toplumun önünde bir işten bahsediyoruz. Kesin, kesin, çünkü toplum kesin bu konuda çok ciddi dezenforme edilmiş, manipüle öyle edilmiş ve bunun üzerinden bir vesayet sistemi, toplum mühendisliği üzerinden vesayet sistemi yapıl, kullanmaya çalışıldığı için paranoyalar üretilmiş. Bu paranoyalar ciddi şekilde topluma nüfuz etmiş. Çok. Bu işte bölücülük paranoyası ve iftica paranoyası başta olmak üzere vesayet sisteminin ana iki ayağını oluşturuyor. Belki Kürt tarafında da başka paranoyalar. Yani o örgütün... Kürt tarafında da aldatılmışlık psikolojisi. Geçmişten bugün hep aldatıldık. Acaba bir daha aldatılacak mıyız? Çünkü bir de öyle propagandalar da oldu. Özellikle ikimiz Türk sosyalisti olan aydınlar. Türkler değil. Tabii. Utanmadan. Yani size ne verdiler? Ne verdiler yapıyorsunuz? İşte Erdoğan sizi kandırıyor. Savaşa devam. Şimdi bütün bunların üzerinde çok zor bir işti bu. Yani milliyetçileri... Onun için hani başbakanın sert üslubuna herkes yükleniyor ama o milliyetçileri, Türkiye'deki milliyetçi muhafazakarları böyle bir sürece ikna etmeyi bence sadece Recep Tayyip Erdoğan başarabilirdi. Bu doğrudur. Hani mümkün bu, değil yani. Bu zaten işte en önemli nokta o. Gerçekten hükümetin ve bugünkü devletin yüklendiği misyon çok büyük bir misyon ve Türkiye'nin büyüme projesi tersinden okunuyor bu paranoya üretenler tarafından. Küçülme projesi olarak bir insanlara lanse edilir. Tam aksine. Tam aksine aslında çok ciddi bir büyüme projesidir. Evet. Bu bir büyüme sancısı ve bu büyümeyi yönetme meselesidir. Tabii. Ama burada algılar çok önemli çünkü geçmişten gelen o paranoyalar ve o vehimlerle kamplaştırılmış bu toplumun bunu iyi anlayabilmesi için çok çaba sarf etmek gerekiyor. Bizim mesela bu süreçte gördüğümüz en önemli eksiklik ülkenin batısının Kürt sorununun bölgeye yansımaları konusunda gerçekten ama gerçekten bilgisiz olmaları. Hiçbir şey bilmiyorlar. İşte biraz önce bir toplantıdaydık. Yani onu da anlattın zaten. Ayhan Bey de geldi yavaşça. Bizim kendi düşünsel birlikteliğimizin güçlü olduğu insanlar olmasına rağmen. Yani daha demokrat, daha liberal, daha muhafazakar olmasına rağmen. Konuştuğumuz zaman birden böyle bunlar yaşanmış dediğimizde tepki gösterenler bile görülüyor, olabiliyor. Bunlar normal tabii. Ama çok geriye sarıyorlar değil mi? Ya bana bak tuhaf geliyor bazen. Mesela oradaki olanları anlatınca bir anda 20 sene önceki söylemi çok da demokrat gördüğüm birinden görebiliyorsun. Şunu söyleyeyim. Bu söylem AK Parti'den önce olsaydı zaten, şimdi ben bunu yaşadığım için biliyorum. Evet. Öğrencilik yıllarımdan beri bunları anlatmaya çalışıyorum tabii, içinde bulunduğum camiye. İmkanı yok, oradan linç bile edilebilirdiniz. Tabii. Yani bu kadarını söyleyeyim. Ama burada bize tepki gösterenler bile konuşmamızın sonunda yanlış anlaşılmamak için bizimle tekrar bir diyalog ve iletişim kurma noktasında şey gösterdiler, çaba gösterdiler. Evet. Biz de biraz daha onlara konuyu açarak izah ettiğimizde anlaşılır hale geldi. Yani toplum aslında bizim sahadaki anketlerimiz bunu gösteriyor. Hazır toplum. %81 buna destek vermesiyle de gösteriyor ki toplum hazır. Örgüt hazır mı? Ve devlet hazır mı noktası, yeterince hazır mı noktası bence beraber işlememiz gereken bir konudur. Orada da şimdi Ayhan Hocam ben şöyle ekleyeyim. Aynı durum bence dışarıdan bakan bir yorumcu olarak söylüyorum. Siz de çok daha içinden gözlemlediniz. PKK kanadında da Türk Devleti'ne benzer bir durum var. Kesinlikle. Lider Öcalan, açık konuşalım, örgütün zekası, kurumsal zekasından çok daha ileride bir siyasi zekaya sahip ve o götürüyor. Burada da Recep Tayyip Erdoğan hem partisinin hem de başında olduğu devletin toplam kurumsal zekasından fazla bir siyasi zekaya sahip. Ve iki gerçekten tarihe geçecek kişi, tabii burada Abdullah Öcalan birçok insanlar için teröristtir, silahlıdır falan ama bir insanın terörist olması, silahlı, külahlı böyle bir örgütün lideri olması
Orta Doğu gibi bir coğrafyada 30 senedir örgütün ayakta tutan bir zekaya sahip olduğu gerçeğini yansıtmaz. Zaten bunu en, mesela biz Ümit Özdağ'la program yapmıştık, en sağ Şahin Millilik. O da onu kabul etmişti yani. Bu bir siyasi zeka çünkü ayrı bir olaydır, objektif bir olgudur. Recep Tayyip Erdoğan'ı nefret edebilirsin ama Recep Tayyip Erdoğan'ın bir, bu konularda da çok öte bir zekası olduğu da belli. O örgütte de aynı şey var değil mi? Yani evet, örgütte de yani bizde şöyle bir şey yok. Eskiden hep şöyle denirdi. Efendim toplum bunu istiyor, siyaset geride. İşte Kürtler bunu istiyor ama şey geride. İşte öyle bir şey yok aslında. Baktığı zaman hem AK Parti'den hem işte Kürtlerin diyelim o yani BDP tabanından daha ileride bir bakış var. Ve bu onlar toplumu götürmeye çalışıyor. Onlar toplumu ikna etmeye çalışıyor doğru, değil mi? Doğru. Olay doğru. Bu. Hı-hı. Evet Ayhan Bey. Şimdi siz de orada gözlemlerle bulundunuz. Yani bundan önceki süreçteki Ayhan Ogan, şunu şöyle düşünmüyordum ama bu dönemde bunu öğrendim. Çünkü sizlerle birçok şey öğrendiniz yani o görüşmeler sırasında. Toplumla sizlerle öğrendi. Nasıl oldu o süreç? Siz bir anlatın bize. Yani şeyden başlayalım isterseniz. Bu Akil İnsanlar heyetinin bu algılanması çok farklı bir şekilde gelişti. Hı hı. Yani başta bunun üzerinde kuşku yaratmak isteyenler oldu. Biliyorsunuz çok tartışma konusu yapıldı. Fakat toplum bütün bölgelerde, sadece bizim bölgemizde değil, bu heyette yer alan insanların isimlerinin, kimliklerinin çok daha ötesinde bir anlam yükledi bu heyete. İlk defa toplum kendisiyle devlet arasında bir siyaseti etkilemeye dönük iradesini ortaya çıkartacak bir mekanizma olarak algıladı ve bu fırsatı değerlendirdi. Özellikle bizim bölgemizde bu süreç bir bayram havasıyla karşılanıyor. Çünkü böyle bir süreçle beraber, bunun yani kalıcı bir barışın orada tesis edilmesiyle beraber bölgede yaşayan insanların bütün hayatı 180 derece değişecek. Yani bu hani İstanbul'da, Kayseri'de, İzmir'de, Ankara'da yaşayan insanları çok etkilemeyebilir böyle bir süreç. Ama oradaki insanları birebir günlük yaşamlarından, dini hayatlarından, sosyal kültürel faaliyetlerinden, iktisadi imkanlarına kadar, bölgenin insani gelişmişliğine kadar bütün hayatlarını değiştireceklerini biliyorlar. Peki herkes barış istiyor mu yoksa? Ya kardeşim bu nedir falan, bu ne rezalet, yani kandırılıyoruz diyen şimdi Kürtler bizim, ya da bölünecek diyen Türkler var mı? Bizim gözlemimiz genel itibarıyla toplumun çok büyük kesimi destek veriyor. Destek ve şeyler üçe ayırmak mümkün. Yani burada birinci grup, çoğunlukta olan grup, bunlar koşulsuz destek verenler sürece. İkinci grup destekleyenler ama güvence talepleri, işte biraz önce geçmişte yaşanan tarihsel 7-8 defa sıkıntıyla yaşanan süreçler dolayısıyla güven duygusu zedelenmiş insanların bir güvence talepleri var bu işin sürdürülebilmesi için. Ama yine destek veriyor bu gruplar. Bir üçüncü grup da bunlar da sonuç ve yöntemle ilgili endişeleri var. Yani destekliyorum ama diyor endişelerim var. Nedir endişelerin? İşte bunun sonucunda diyor federasyon olacak mı? Özellik olacak mı? Bunun sonucunda Öcalan serbest kalacak mı? Bunun sonucunda işte hep klasik soru bu değil mi? Evet, ne verdik ne aldık? Evet, suça bulaşanlar işte serbest kalacak. Siz ne diyordunuz o sorulara karşı? Şimdi bu bunlara karşı biz bir siyasi gerçekliği anlatıyoruz. Bu işin bir defa Türkiye'de bölünmenin sosyolojik temeli yok. Evet. Bir objektif gerçekliği yok. Doğru. Ve bölünmenin şeysi de yok. Yani bu onu nasıl ifade etmek lazım? Temeli de yok. Yani mantığı da yok hiç kimse açısından. Evet. Yani burada mesela bizim toplantılarımıza 30 bin kişi katılmış 2 aylık çalışmamızda. 4000 küsüre yakın görüş var, yazılı sözlü. Şimdi burada hiçbirisinde bölünme talebi yok. Ayrılma talebi yok. Yani güçlü bir şekilde, aksine birlikte yaşama iradesi var.
Bir... Ama o birlikte yaşama ilerisi nasıl olacak? İsterseniz onu kısa ara verelim. Tamam. Ondan sonra beraber konuşmaya devam edeceğiz. Reklamdan sonra aramıza Celalettin Can da katılacak. Hep beraber 3 akil insan ve ben de bir moderatör olarak burada barış ve çözüme nasıl gidilir bunu konuşacağız. Evet, bu arada Celalettin Can geldi. Akil insanların içindeki en renkli insanlardan biri. Celalettin Can. Yapma. Maşallah bütün akil insanlar bugün televizyon geziyor. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Rasim, sağ ol. Sağ ol. Şimdi Celalettin Can tabii dün ne konuştu başbakanla falan, herkes medyada bunu merak ediyor ama önce biz Ayhan Bey'e yarım kalmıştı, onunla devam edelim. Evet Ayhan Bey, sizle devam ediyorduk. Peki bu birlikte yaşama nasıl olacak diye konuşmuştuk. Evet, şimdi bir defa bir örgütlü bir toplum var. Bu örgütlü toplumun belli talepleri var. Bunlar 8-10 başlıkta toplanan siyasi talepler. Bunu adeta her yerde herkes ezberlemiş. O örgütlü toplumun temsil eden müntesipleri ifade ettiler. Bir de ortalama halk var. Bizim çok çeşitli araçlarla temas etme imkanımız olduğu için ortalama insanlarla da görüştük. İkisinin de kessen, yani örgütlü Kürtlerle örgütsüz ortalama Kürtlerin kessen en büyük temel beklenti benim gözlemlediğim adalet, eşitlik ve kalkınma. Örgütlü hani, Kürtlerle örgütsüz Kürtler arasında çok ciddi bir söylem farkı var mı? Var. Yani o örgütlü Kürtler işte 8-10 başlık dediğimiz taleplerini sıralıyorlar. Ama ortalama bir Kürt vatandaşı, yani o taleplerin içerisinde diğerlerinin de olan ve hepsinin kesiştiği en temel beklenti adalet, eşitlik, kalkınma. Evet. Üçü. Yani bu üç başlıkta. Zenginleşmek istiyor. Eşit yurttaşlık istiyor. Eşit yurttaşlık. Ve adalet istiyor. Ha. Yani bir sıkıntı ve olduğunda. Ve bunu birlikte yaşamak, hani soruyorsunuz ya nasıl olacak? Bunun tasavvuru, halkın tasavvuru bu. Bizim çok önemli. En önemli gözlemimiz bu oldu. Bu ortak talepler. Ha, bunun içerisinde sorun olabilecek hemen hemen bütün kesimlerde bu ana dilde eğitim talebi. Yani resmi dilde sıkıntı yok. Bu yanlış anlaşılmasın. Yok. Resmi dili Türkçe olarak kimse bunu tartışmaya bile açmadı zaten. Ama ana dilde eğitim konusunda bir şeyler yapılacak herhalde. Ana dilde eğitimle ilgili yine ortaklaşan en temel beklenti birisi olarak karşımıza çıktı yani. Anladım. Evet Celalettin Can, siz Dersimlisiniz ama İç Anadolu'da görev aldınız. İç Anadolu'da milliyetçiliğin, muhafazakarlığın çok olduğu bir yer. Siz de sosyalist gelenekten gelen bir Kürt aydını olarak orada ne gözlemlediniz? Bu İç Anadolu, hani biraz böyle sol jargonla sorayım. Barış, bu adamların faşist mi? Barış düşmanı mı? Yoksa konuştuğun zaman barışta o en katı ulusalcı milliyetçi görüşlere sahip insanlar bile değişti mi? Sen biraz bize yani anlat. Yani şöyle bir durum var. Yani İç Anadolu muhafazakar bir bölge. Muhafazakar milliyetçi yanı olan kesim de var. Muhafazakar demokrat diyebileceğimiz kesim de milliyetçiliği var. Milliyetçiliği törpülemiş yani kesim de var. Ama o milliyetçi diyebileceğim oradaki bir MHP tipi ve şey tipini kastetmiyorum. O aydınlıkçı tipi kastetmiyorum. Ama aydınlıkçı tipi Anadolu'da pek bir zemini de yok. Aydınlık kavramını kullanmak değil. Benzeştik bu anlamda. O kastetmiyorum. Yani kendi milli değerlerine bağlı şeklinde gibi. Evet. O anlamda yani bir yerel değerlerine bağlı. O şekilde bir milliyetçilikti. İtici değildi yani. Diyorsun. Yani bir şey MHP milliyetçiliği de değil. Bizim batıda bildiğimiz o tip bir milliyetçilik de değil. Doğal milliyetçilik. Doğal yani bu vatan millet. Doğal, seviyor vatanını seviyor. O da çok güzel bir şey zaten. Öyle yani, inanıyor. Bir de muhafazakar demokrat diyebileceğim daha çok da AK Parti'ye yönelen bir kesim vardı. Bir de şey vardı. Mütedeyyin kavramını kullanıyor. Dindar iş adamları. Ve çok yaygın. Müsiyat, Tuzkon falan. Yani o çok yaygın. Yani özellikle Konya'da ve değişik illerde bunlar çok yaygın. Evet. Ama mütedeyyin iş adamlarının bir kısmı tabii Türkiye yani, şey de değil. Yani diyelim seküler de düşünenler vardı. Tabii, tabii. Yani, ama diniyle de yani hani Japonlar şey yaparlar ya bir yandan evet, geleneklerine bağlı olur ama bir yandan da yatırım falan yapar. Yani o tip. Ya yeni bir burjuvazi gördün İç Anadolu'da. Yani yeni burjuvazi gördüm demeyelim de yani o eğilimde olan. Sınıf, yani girişimci eğilimde, sınıf. Yani girişimci sınıf diyelim. O şekilde bir kesim vardı. Şimdi bunlar daha çok birbirine yakın yaşayan kesimlerdi. Bunu rahat söyleyebilirim.
Ama oradaki Kürtler, Kürtler, bu Kürtlerin yanı sıra sol kesim, bunların yanı sıra diyelim ki daha işte CHP'ler daha ileri, daha seküler, laik kesim falan. Bunlar da işte muhafazakar kesimle aslında ayrı yaşıyorlar. Yani şey var, öbek. İletişim çok yani yok. Şöyle yok böyle, iç içe yaşam yok aslında. Hani deriz ya, etle tırnak gibi değil, öyle değil. Evet, doğru söylüyorsun. Öyle değil. Yani öbek öbek yaşıyorlar aslında. Yani İç Anadolu'da seküler yani yaşayanlarla. İç yaşayan noktalar da var, çakışan noktalar da var ama ağırlıkla mesela. Yani çok dostlukları, gelmeleri, yani gitmeleri yok, şey ayrı ayrı. Mesela dokunmadan şey gördüm, İç Anadolu'nun bir kazasına biz gitmiştik. Cihan Bey'le değil de Kulu'ya gitmiştik. Konya'nın mı? Mesela Kulu'daki diyelim ki Kürtlerin bir kısmı AK Parti'deydi yani mesela, öyle var. Onların diyelim ki BDP'li Kürtlerle de ilişkisi var. Evet. Ama genel olarak BDP'li Kürtlerin diyelim ki diğer AK Parti'yle ilişkisi yok yani. Türklerle ilişkisi yok. Yok yok. Türklerde de diyelim var, solcularla var, demokratlarla var. Onların milliyetçi kesimleriyle yok. Yani böyle bir iç içe yaşam değil de bir öbek öbek bir yaşama. Ve öbek öbek yaşamaya paralel de bir babilleşme diyebileceğim bir eğilim de gördüm ki tehlikeli geldi. Ne demek babilleşme? Yani babilleşme daha çok şöyle şu anlamda kullanılır. Yani aynı dili kullanmayan. Hayır, anladım. Aynı dili kullanmayan. O ayrı dillerde. Ayrı kurucu dilleri ve birbirinin dilinden anlamayan ondan sonra. Yani böyle bir eğilim de gördüm ki bu tehlikeli aslında. Çok yani tehlikeli. Yani çok tehlikeli bir şeydi. Ve bir de şey var. Yani yer yerde birbirinin varlığını tanımama da var mesela. Diyelim bir Cihan Beyliğe gittik. Orada soruyor diyor. Aşiret diyor. İşte aşiretle bizim ilişkimiz iyi. Aşiretle ette tırnak falan. Ben sordum, aşiret ne demek? Aşiret meğerse Kürtmüş. Kürt demiyorlar yani. Evet, evet. Orada öyle diyorlar. Aşiret öyle diyorlar. Hatta biri kaldı. Bir Kürt, Iğdır'da da öyleydi. Bir Kürt arkadaş kalktı şey dedi, bari ya akıllı insanlar geldiği zaman bize Kürt deyin dedi. Demiyorlar mı? Aşiret diyorlar yani falan. Yani bunu gördük biz, yani bunu gördük. Şeye de gelince emin olun, yani ben hiç abartmadan söylüyorum. Bu aydınlık çevresi diyebileceğim çevre, hatta MHP'liler diyebileceğim çevre. Bunlar 50-60 kişi, 70-80 kişiyi bulan, 100 kişiyi de bu geçmeyen bir çevreydi. Kapıda gelirlerdi, bağırırlardı falan ondan sonra ve giderlerdi. Halbuki içeride en az 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi, 400 kişiyle biz toplantı yapıyoruz yani. Tabii tabii. Bir de toplantılarda seçilmiş. Arada toplantılarda şov yapıp gidenler oldu. Mesela gördüm bir tanesini ya ben. Bizim o gitti bir tane. Bir aydınlısı şey geldi. Bir bayrak getirdi yerinde. Dedi bu bayrak niye burada değil dedi. Bizim Ahmet Hoca da sağ olsun. İyi getir kardeşim, nereye koymak istiyorsan koy dedi. Bitti oyunu yani adamı. Yani bir de bir akademisyen yani niye dedi mi? Bir çekti gitti, ben bunu sen de dedin ya, ki hatta gördüm ben. Ya şiddet yani uygulamadıktan sonra gidilebilirsin yok, kardeşim. Yok şöyle bir şey sezdim Rasim Bey. Bey de demeyin. Bey deme ya. Şöyle bir şey gördüm. İç Anadolu bölgesinde özellikle üniversitede eğitim düzeyi yükseldikçe gerçekten anti-Kürtlük, anti-demokratlık var abi. Evet bak bu çok ilginç bir şey. Bak çok önemli bir şey not ediyor abi. Eğitimli milliyetçilik. Türkiye'de bak çok önemli. Şunu bir altını çizelim. Evet sayın seyirciler, bakın Türkiye'nin dünyadan en büyük farkı şudur bu meselede. Bunu herkes bilmeli. Biz de hep eğitim şart, eğitim şart deriz. Eğitim seviyesi bu toplumda yükseldikçe Kürtler noktasında hoşgörüsüzlüğün arttığı birçok bilimsel araştırmada sabit. Bizim müfredatlarımız berbat, inşallah AK Parti hükümeti bunu değiştirecek. Bu eğitim müfredatındaki bu ulusalcılık, bu kemalist zihniyet o kadar yerleşmiş ki en muhafazakar bile, ben kemalist değilim, ben ulusalcı değilim diyen muhafazakar bile o müfredattan geçince bir bakıyorsun tuhaf bir adam oluyor. Halbuki anneannesi öyle değil, annesi öyle değil, bacısı öyle değil. Vatandaş o, o geleneksel bilgeliği bırakıyor ve top noktaya geliyor. Sen de bunu gözlemledin orada. Ama şöyle gözlemledim. Mesela Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde, Niğde Üniversitesi'nde, daha başka bir iki üniversitede daha mı anti-Kürt eğilimler? Yani şöyle düşünün. Mesela Niğde Üniversitesi'nde biz gitmişiz, oturduk. Şimdi kapıdaki rektör bizi aldı, bir grupla aldı. Dedik durum nedir falan. Rektör dedik rahat olun, 4-5 kişi var ama ben onları gerekirse enterne ederim. Biz dedim hemen yanaştım. Neyle enterne edersin sen? İşte polisi aldırırız. Aman ha dedik yani, yapmayın öyle bir şey. Dedik. Herkes dediğiniz sonuçta polisi. 4-5 kişi yani fikir de veririz. Tabii. Meğer biz yani bizi aldatmışlar yani, içeri mi girdik 500 kişi slogan atıyorlar, bize konuşma yaptırmıyorlar, bir şey söylemeye çalışıyoruz, bağırıp çağırıyorlar, o söz alıyor, ona söz alıyor, ona söz alıyor, mümkün değil. İşlerine bizim bazı 78'ler var, onlar söz aldı, onların sözünü kesmeye çalışıyorlar. Sonra baktık pazarda böyle cübbelerini mübbelerini giymişler falan, tavır koyuyorlar. Yani el birliğiyle cübbe yani derken ne cübbesi? Öğretim üyesi cübbesi. Yani el birliğiyle orada bizi konuşturmadılar. Ve konuşturmayanlar kimlerdi biliyor musunuz? Orada 500 kişinin 50-60 tanesi öğretim üyesiydi. Geri kalan öğrenciydi.
ve hocalar da yani. Ve ben orada şeyi fark ettim. İç Anadolu bölgesinde öğretim olayları sorunu var. Öğrenci olayları sorunu yok yani. Ve YÖK'ün kendini yayması, üniversiteyi bütün Anadolu'ya yayması seviyeyi korkunç bir şekilde düşürmüş. Ve bana göre bir yani lümpenlik diyebileceğim bir tarz gelişmiş aslında. Yani diyorsun ki oradaki cahil denilen yurttaş çok daha bilge. Ya cahillik eğitimle ilgili bir olay değildir ki yani. Maalesef. Yani eğitimli cahil de olabilir yani. Evet. Hitler'in çevresindeki insanlar en bilimsel insanlardan tabii, dünyanın bir katliamlarını yaptılar. Tabii. Onunla ilgili değil. Yani o gündelik hayatın bilge dilini kullanıyor. Halkın o geleneklerini alıyor. Tarihten gelen şeyleri emiyor. O toprağa kokuyor. Onlar başka insanlar yani. Peki sonra İğne Üniversitesi'ne bir daha gidemediniz mi? Yani gidemedik ondan sonra. Ve bizim görüşümüz şuydu. Niğde Üniversitesi'nde rektörün de bu işin içinde olduğuydu. Sonra bir üye... Herkesi mi görüştü? Ahmet Taş Getir'in mi? Kimse görüşemedik. Kimse konuşamadı. Hayır şey diyor. Bütün gruptakiler bütün gruptakiler de aynı şey. Kimse konuşamadı. Hayır şey anlamda. Şey rektörle olan. İlgili görüş. Senin kişisel görüşün mü? Bütün gruptaki arkadaşlar. Şimdi benim de şöyle diyelim. Bizim genel eğilimimiz rektörle dahil olmak üzere orada bize oyun oynandı yani. Şimdi 500 kişi orada meğerse bekliyormuş ki bizi parçalasın. Rektör diyor ki hiçbir şey yok diyor yani. Ya olacak iş mi? Bir de şey bilir Abdurrahman hocam bilir. Ya rektörün olduğu yerde hiç üniversite öğretim üyeleri başka bir tavır takınabilirler mi? İşlerini evet, bitirir onları. Doğru. Yani. Bizim de başımıza bir iki yerde geldi. Evet. Sizin yaşayarak. Derde geldi. Yani bu bir yandan barış derken Türkiye'deki üniversitelerle konuşmamız lazım. Çünkü üniversiteler şimdi bu dönemde belki daha demokrat ve muhafazakar ağırlık geçmiş olabilir ama geçmişte YÖK bir nevi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kışlalarının devamı gibiydi. Yani kışla tipi bir üniversite örgütlenmesi vardı. Buradan kalan bir faşizan ve ulusalcı bir akademisyen potansiyeli var. Bunların etkisini siz de gördünüz mü Doğan? Valla biz sahada şunu gördük. Yani, tabii hepsini aynı kefeye koymuyoruz siz ama. Siz bölgedeydiniz değil mi? Doğan Adol'da. Doğan. Bizim de gördüğümüz mesela bizim de başımıza bir üniversitede geldi. Bizi protesto etmek isteyenler içeride. Sözü destekleyenler dışarıda. Müsaade kaldı değil mi? Tabii gittik dedik ya ne oluyor? Efendim dedi bunlar terörist. Ay, yaklaşmayın size zarar verir. Benle bir arkadaş gittik de öğrencilerin içine. Dedi ya arkadaşlar siz bize bir şey, kötü bir şey yapmazsınız değil mi? Gülmeye başladılar abiler işte bizi de almıyorlar falan filan için. Aslında onlar bizi destekliyor değil mi? Tabii Barış'ı destekleyenler onlar. Biz artık orada tavır koymak zorunda kaldık. Ya bunlar da içeri girecek ya biz burada toplandık. Dediler ki siz misafirsiniz biz nasıl istiyorsak. Dedik yok biz buraya sizin istediğiniz gibi davranmaya gelmedik. Siz ev sahibisiniz. Peki bunu yapanlar rektörlük yetkilileri mi? Evet. Evet. En sonunda biz o çocukları içeri aldırdık. Gördük ki o çocuklar bu süreci canla başla destekliyor. İçeridekiler de bizi parçalamak için fırsat bekliyorlar. Parçaladılar mı peki? Ya. Onu o kadarını yaptırmadık. Yani o güvenlikçi asayişçi anlayış hakim mi Türk oradaki üniversitelere? Yani hala. Güvenlikçi asayişçi anlayışla ilgili değil o. Ulusalcılık var. Ulusalcı ve faşizan anlayış. Evet. Bu etnikçi anlayış, bu Kürt'e terörist gözüyle bakma anlayışı. Bu ne İslam'dan ne evrensel değerlerden habersiz kendince dini de bozarak bir dindarlık yaratmış bir zihniyetle iç içe evet. Garip bir de bunun dışında bir de Kemalizmin çok büyük etkisiyle ulusalcı tiplerin hocalar vardı orada mesela bu anlamda garip şeyler söyleyip bizim cevaplarımızı bile dinlemeden çekip gidenler soru soruyor. Sabotaj amaçlı. Sorduğu sorunun cevabını almak için sormuyor aslında. Beklemiyorlar değil mi? Bize de rencide etmek için bir şeyler söyleyip gidiyor. Biri çıksa size vatan haini derse ne dersiniz diyor. Bırak söyleyeyim yani cevap verin. Aynısını yapmışlar. Cevap sırası yani. geldiği zaman bir baktık yok yerinde. Biz tabii daha ağır bir cevap verdik ona. Tabii o gerekeni söyledik ona da. Evet. Ama yoktu yani. Adamın böyle bir derdi yok. Adamın kezi yoktu. Evet. Peki şimdi şunu konuşalım. Bu hakikaten yararlı oldu. Kesin bu hakkı insanlar olayını. Toplumda bir deşarj oldu. Herkes fikrini döktü. Bundan sonra size herkes raporlarınızı yazdı. Neler olabilir? Yani bundan sonra sizlerle başlayalım Celalettin Can. Yani ne beklentileri var? Mesela İç Anadolu'da ki ben sizin İç Anadolu'ya gitmeni önemsiyorum. Yani çoğunluğu Türk ve muhafazakar milliyetçi olan bir coğrafyada Türkleri ikna edebildiniz mi orada? Çünkü bir bu işin bir yönü Kürtleri tatmin etmek, bir yönü de Türkleri ikna etmek. Sence Türkler İç Anadolu gibi bir yerde ya barış ve çözümden yanayız. Ne aldık ne verdik falan bunlar saçmalıktır kardeşim. Biz dediler mi güveniyoruz demokrasi dediler mi yoksa hala sıkıntılar var mı? Ya şimdi toplantılar gergin başlıyordu. Onu hemen ifade etmek gerekir. Yalnız şöyle bir durum vardı. Gergin başlıyordu sen de biliyorsun. Toplantılar gergin başlıyordu. Sonradan yumuşuyor muydu peki? Şimdi ama toplantılar başlayınca mesela
en çok da şey baktıkları insanların başına ben geliyorum. Tabii. Yani böyle. Yani Salyangoz yani Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya gelmiş falan. İlk hedef, ilk hedef. İlk hedef ondan sonra. Ya ben de şöyle davrandım. Aksine alttan almadım hiçbirine karşı. Dedim ben sosyal, bakın arkadaşlar dedim. Marxist. Ben sosyalistim dedim. Kürdüm dedim. Harbi. Harbi benim dedim. Benimki harbi. Aleviyim, Alevi de değil. Kızılbaşım bir de üstelik dedim. Yani. Onu da söyleyeyim ben size. Kürt, Kızılbaş, ben sizi, komünist. Ben sizi bir arkadaşım görüyorum, kardeşim görüyorum. Size derdimi anlatmaya geldim. Çok beni güzel. Dinlerseniz anlatırız. Dinlemezseniz valla burada otururum, çeker gideriz dedim. Yani. İyi karşıladılar. Ve ben konuştukça da bence sevdiler biraz beni. Sevdiler, sanıyorum sevdiler. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen çok bizim Zübeyde de öyleydi mesela. Beni sevdiler, ben öyle sanıyorum. Zübeyde de Aleviyim, sosyalistim. Kürdün, kadının diye başlardı mesela. Kim başladı onu anlamadım. Zübeyde. Zübeyde de başladı. Doğan Yol grubunda. Valla hiç haberim yok ondan öyle yaptığını. Öyleydi. Yani şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Yani Zübeyde aslında o da gelirken gergindi aslında. Çünkü ama hangi bölgede diyordu onu? Doğan. Erzurum'da da söyledi. Ha, orada da ne söyledi? Orada ama Zengi Elazığ'da da söyledi. Elazığ'da önemli mesela. Ama Kürtlerin BDP tabanının ağırlıklı olduğu yerde Zübeyde Hanım rahat eder. Şimdi Zübeyde Hanım onu kullanmaz o zaman. Zaten gerek de görmez zaten. Yani bir şeyi açıklamak istiyorlar ama şöyle bir şey vardı. Yani aslında Zübeyde de ben de Ayhan da biz inanıyoruz ki o toplum kadar biz de bir şeyler öğrendik orada. Kesinlikle. Aynen öyle. Bak bunu size söyleyeyim. Yani evet. Biz hakikaten o toplumdan da temas ettikçe birçok şey alarak geri geldik. O bizi çok eğitti bence. Hı-hı. Yani ve bizim o toplum içerisinde oluşumuz bir kere Zübeyde mesela ne kadar iyi niyetli bir insan, ne kadar iyi bir insan olduğu enerjisini verdi biliyor musunuz? Topluma değil mi? Ayhan'cığım bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda. Evet. Mesela biz ilk geldiğinde onda bir gerginlik hissetmiştik. Yani o da haklı olarak bazı kaygıları daha vardı. Tek hissediyordu belki yani. Ama yani Zübeyde yani hakikaten şeker gibi bir insan. Hepsi öyle canım. Bütün arkadaşlarımız öyle. Ama bunu bu enerjiyi verdi biliyor musun saha içerisinde hakikaten. Bir de Zübeyde sıcaktır böyle şey yapar. Şeydir. Zübeyde dokunmak gerekiyor. Yani insana dokunmadığınız zaman insanla enerjiyi alamazsınız. Tanımadıkça nefret artıyor. Evet yani bu senden farklı bir insan da insan karşında bir insan var. Dokunduğun zaman üzülen, sevinen, gülen, ağlayan bir insan var. Evet. Ve bu insan dışlanmış. İşte saydığı kimliklerinden dolayı bu toplumda dışlanmış. Üzülüm onun görmüş. Gibi işte başörtülü dışlanmış. Onun gibi işte bizim işte gayrimüslimlerden insanlarımız dışlanmış. Tabii. Gayrimüslim, dindar, Alevi, efendim sosyal, bunların her birisinin kaldır o tarafını altında bir insan var. Doğru. Ve bu insan kendi iradesinin dışında bu kimliklerle donatılmış. Doğru. Biz bir kere burayı kaçırmışız. Burayı kaçırdığımız için de ya bu insanın da mutlu olması için acaba benim elimden bir şey gelir mi sorusunu sormakta geç kalmışız. Doğru. Şimdi biz bugünkü devlete diyoruz ki ya arkadaş sen hepimizi hizaya sokmakla görevli bir mekanizma olma mantığından vazgeç. Çünkü biz hepimiz bu bir bina gibi düşünün. Bu binanın yaşayanlarıyız. Bu binada temizlik hizmeti alıyoruz. Efendim market hizmeti alıyoruz. Şu hizmeti alıyoruz, bu hizmeti alıyoruz. Bunun için de bir bedel ödüyoruz. Ürettiğimizin bir kısmını bu hizmetlere evet. ayırıyoruz. Amacımız bu binadaki yönetimin herkese, bütün dairelere eşit oranda hizmet götürmesidir. O evet. dairenin içinde yaşayan insanın tabii. dünya algısı, kendi özel hayatı, kendi ilişkileri bizi ilgilendirmiyor. Herkes kapısını kapattıktan sonra kendi dairesi içerisinde özgürdür. Ve bu özgür insanların tamamı ürettiklerinden aynı oranda katkıda bulunduğu için aynı oranda evet. da hizmete talipte. Şimdi biz bu devleti buna götürmeye çalışıyoruz. Adalet talebi de bu zaten. Ama o devlet, önceki devlet ne yapıyordu? Önceki devlet diyordu ki sen kapının arkasında da olsan bunu yapamazsın. Senin evinde şu eşya olamaz, sen şu renkte eşyayı koyabilirsin. Sen suyu şöyle doğru. değil, şu saatlerde içebilirsin diye herkese kendi... Yani herkesin Türkleşmesi, evet. herkesin sünnileşmesi ve herkesin laikleşmesi. Evet. Bu bir şey makbul vatandaş tipiydi. Evet. Bu Hitler'den kalma bir dönemin ürünüdür. Yani Hitler döneminden, işte evet. Hitler Avrupa'sından mülhem bir şey. Makbul kimlik. 19. yüzyılın ürünü bir şey. Adamlardan almışız bunları ama 1945'ten sonra Hitler musibetinden sonra bu adamlar kendilerini düzeltmiş, demokratikleşmiş. Biz de darbeler buna müsaade etmemiş. Biz Avrupa'yı taklit edelim diye yola çıktık ama 45'e evet. kadarını taklit edip onu bugüne taşımış. İşte soğuk savaş devleti olduk evet. ya ona göre şekillendik. Yoldan çıksa da darbe yaptılar. Yoldan doğru. çıktıkça da darbe dediğin gibi. Yani hemen de kalabalık koydular. Ne zaman yani. Millet evet. sandığa gitse, iradesini yansıtmaya çalışsa o iradesi içerisinden de hemen darbeyle bunu bir hizaya koymuşlar. Kemal Yavuz açıkladı bir ara, ile açıkladı yani. Bizim işte bugünlere kaldı bunu düzeltmek.
bugünler içerisinde. Ve şu an tarihi bir dönemden geçiyoruz. Aslında Türkiye'nin en büyük sorunu ne derseniz, ne Alevi sorunu, ne Kürt sorunu, ne başörtüsü sorunu. Bunların en büyük sorunu, bizim ekibimiz bunu hep ifade eder. Türkiye'de bir devlet yönetim sorunu vardır. Devlet sorunu vardır. Devlet sorunu vardır. Yani bu devlet sorunu da bu mantığından dolayı Kürt sorunu üretiyor, Alevi Doğru. sorunu üretiyor, başörtüsü sorunu üretiyor, efendim dindar insan sorunu Makbul üretiyor. Makbul vatandaş tanımlıyor. Evet. Şimdi buradan egemen ve hükmeden ve şekil veren, adeta rablik iddia eden devletten hizmetkar ve garson devlete giden bir süreç izliyoruz şimdi biz. Oradaki insanlar da sizi, aslında siz ne kadar bir devletin görevlisi değiliz deseniz de biraz öyle algıladılar ve aslında bir yandan da her türlü şeyi rahatça söylemeleri biraz da artık devlet şeye şaşırıyorlardı. Ya bu devlet hiç fikrini sormamış milletin. Evet. Ya dağın başına taş mı düştü? Bir oyun var galiba. Öyle diyorlar. Evet. Yani bizim fikrimize ne? Ya bir oyun var diyor yani. Bizim mesela şaşırıyorlar değil mi? Bizim onları ikna etmeye gittiğimizi zannettiler ilk başta. Baktılar ki biz ikna etmeye değil. Sen de bir dedin ya, sivil polis var, konuşamayız falan. Ya dedi kardeşim. Bu devletin başına taş mı düştü diyorlardı değil mi? Öyle diyorlardı yani. Evet. Onlar da şoktaydı yani. Bu devlet, şoka düştüler yani. Normalde yani bir şoktaydı. İlk defa devlet ayaklarına adam gidiyor. Ya veya diyoruz ki PKK çekiliyor diyoruz. Ya PKK çekilir mi diyor. 30 yıl diyor böyle. Bunu yapar. Ne verdiniz diyor. Nasıl diyor, ne verdiniz? Muhakkak bir şey verdiniz diyor yani. Şimdi mesela bizde ne verdiniz sorusunu güzel cevaplıyordu bizim ekip. Biz gasp ettiklerimizi geri veriyoruz diyordu. Çok güzel. Hatta çok sizin de kullanamadıklarınıza dahil olmak evet, üzere. Evet, gasp ettiklerimizi, devletin gasp ettiklerini geri veriyoruz. Çok güzel bir noktada kaldık. Burada bir şey yapalım. Kısa bir araya gideceğiz. Ondan sonra reklamsız devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler. En önemli noktadayız. Barış ve çözüm sürecinin geri döndürülemez noktasındayız. Hem akil insanların bu süreçteki deneyimlerini alacağız. Hem de geleceğe bakacağız. Projeksiyon yönlendireceğiz. Ve Türkiye nasıl gidecek bu yolda? Onu konuşacağız biraz sonra. Evet, devam ediyoruz. Biz de bu arada konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin barış ve çözüm süreci konuşa bitmiyor. Evet, şimdi şunu konuştuk. Yani toplumdan gelen tepkiler, olumlu bu süreç çok yararlı oldu. Akil insanlar o kadar dalga geçtiler, o kadar küfrettiler. O küfredenlerin de hepsini sizden özür dilemesi lazım, açık söyleyeyim. Dilemesinler, sakıncası yok. Ama bunu cahilken söylediler çünkü. Şimdi burada... Cevap diyeceğiz. Şuna da bir bakalım. Şimdi burada iki lider var. Bir işte örgüt açısından Öcalan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından Recep Tayyip Erdoğan. Bana göre de bir toplumun genelinin ötesinde bir liderlik hamlesiyle bu işe girişildi. Yoksa toplumdan herkeste barış ve çözüm iradesi var denemez. Çünkü paranoyalarla gitmiş bir toplum. İşte dediğin gibi Kürt düşmanlığı pompalanmış, ulusalcılık pompalanmış. Çok yalan söylenmiş. Çok yalan söylenmiş. Dezenformasyon. Belki bunun Kürt versiyonunda da kandırıldık mı hissi var. Çünkü maalesef sen sonuna kadar bu süreçte her zaman vicdanlı bir insansın ama maalesef Türk solunda, bak Kürtlerle değil, Türk solunda kandırılıyorsunuz, savaşa devam edin diye yazan çok adam oldu biliyorsun. Yani örgütün de efendim... Örgüt de çok politize ediyor. Beklentileri çok yükseltiyor. Evet, yani o da var, o da gençlerin var. Bir sıkıntısı açmazı var. O da var. Yani onu da söylemek lazım. Şimdi böyle bir şeyde nasıl oldu sence? Bir şekilde bu toplum bunu artık gördü mü? Yoksa kerhen, mesela Kürtler cephesinde. Efendim ne yapalım işte Abdullah Öcalan istiyor. Biz istemiyoruz ama yapıyoruz. Çünkü Hasan Cemal öyle yazılar yazıyor ki ben okuyorum. Maşallah şeydeki dağdakiler hiç biraz hepsi savaşmak istiyor da Öcalan diyor diye. Böyle bir şey var mı? Bana gerçekçi şimdi gelmiyor. Ben izlenimi anlatayım. Yani olduğu gibi anlatayım. Bir kere şunu görelim. Yani biz mesela İç Anadolu'nun 13 ilinde. Evet. Yani Konya'da çok mesela Konya diyoruz ya muhafazakar falan kesim çok yoğun bir Kürt nüfus var orada. Tabii canım tabii. Çok yoğun bir Kürt nüfus var. Konya başta olmak üzere. Yer yer Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Niğde. Oradan Kırşehir'e gelelim. Ondan sonra oradan şeye geçtik. Sivas tarafına. Ondan sonra Eskişehir, Ankara. Yozgat biraz daha ağır basıyordu mülkiyetçi kesimler. Yozgat'ta buralarda, buralarda yani %20, %30 varabilecek ve daha yer yer fazla olan Kürt nüfus var yani. Bunu görmek gerekiyor bir. Sol daha zayıf. Onu da söyleyeyim. Evet. Ama oradaki solun bir kesimi yani Kürtlerle beraber hareket ediyor daha çok ve Kürt meselesine de kapalı değil. Yani çünkü ben sonuçta, Kemalist olmayan solcular. Ya bütün bu illerde bizim 78'ler vardı ve 78'ler solu organize ediyorlardı beraberinde.
Ve bunu da Kürtlerle beraber hareket ediyorlardı. Kürtlerden de 78'de ciddi bir destek falan vardı. Kesinlikle. Ve biz dolayısıyla zaten şöyleydi. Valilik kimlerle görüşüleceğin listesini valilik veriyordu bizim heyete. Şimdi listeyi önümüze alıyorduk. Kürtler yok. Solcular yok. Demokratlar yok. Sosyalistler yok. Şimdi ben onun üzerine tuttum bir şey yaptım. Ya bu olmaz böyle. Böyle toplantılar olmaz. Bu tek yanlı olur yani ondan sonra. Sonuçta ben o bölgelerdeki 78'de de solcularla, Kürtlerle diyalog kurup beraber listeler oluşturduk. Ve o listeleri verip o listeleri çağırdık. Hatta listeleri içeri alınsın diye kapıda gittik bekledik falan. Böyle şeyler oldu ondan sonra. Sonra bir sekreterya bulundu. Ben listelerimi sekreteriye veriyordum. Valilik de listelerini bizi onayladıktan sonra sekreteriye veriyordu. Ve ortaklaştı bu iş. Ve dolayısıyla İç Anadolu bölgesinde o tek yanlı bir eğilimden ortaya çıkması kalktı. Evet. Böyle kalktı. Bunu da söylemek gerekir. Ve oradaki Kürtler de yani rahat söyleyebilirim. Tabii, tabii. Emin olun ki çağdaş dil kullanıyorlardı. Evrensel kavramları kullanıyorlardı. Demokratik kavramları kullanıyorlardı. Ha. Yer yer bizim heyetimizin önüne geçecek düzeyde düzgün değil. Evet, soğuk savaş yargını yok. Hayır, hayır, asla öyle yoktu. Ve hepsi de büyük çoğunluk barış yanlısıydı. Şimdi gençler, tepkisel gençlikte problemler vardı. Böyle konuştuğun zaman ya biz ne aldık ki bunlar bize böyle yapıyor falan. Onu da yakına girdiğin zaman fark ediyordun onu. Hem Kürt hem Kürt şeyden, gençlerdi değil mi? Yok, ben Kürtler üzerinde söyleyeceğim. Oradaki Türkiye sorunu için aynısını söyleyebilirim. Ne aldık ne verdik, en büyük soru bu. Türkiye sorunu için de söyleyebilirim. Emin olun ki savaşın bitmesini istiyor, barışın olmasını istiyor ve evrensel kavramlar kullanıyorlardı. Evet. Bu çerçevede muhafazakar kesimler de, özellikle muhafazakar demokratlar da, bunlar da dili yumuşaktı. Ama onların da şöyle bir durum vardı. Başbakan'a bakıp bir kendini yön şekillendirmişlerdi. Ama öbüründe de Öcalan'a bakıp yok mu örgüt çevrelerinde? Ya Öcalan'ın çok büyük bir etkisi var. Yani. Öcalan olmasaydı zaten bu süreç olmazdı. Yani evet. Kürtler açısından olmazdı. Kürtler açısından kesinlikle. Asla olmazdı. Zaten Türkiye bunu, açısından da Recep Tayyip Erdoğan olmaz. Yani Murat Karayılan'ın söylediği çok açık. Yani biz devlete güvenen Öcalan'a güveniyoruz. Evet. İkili bak buraya sen. Çok önemli. Bir daha söylesen onu. Devlete güvenen Öcalan'a güveniyor. Çünkü demek ki onu ona göre onlar konuşuyor. Oraya göre ayarlamış. Devlete göre kendini ayarlamamış. Tabii, yani. Tabii. Şimdi halk da... Halk da diyor ki biz Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a halk derken yani, muhafazakar, bir muhafazakar kesim öyle bakıyor. Tabii ya. Ama muhafazakar, çoğunluğu demek lazım. Muhafazakar kesim konuşurken daha çok ekonomik büyümeyi göz önüne alıyor. İşte yatırım olur, aş işi olur, insanlar aç Türkiye kalmaz. Türkiye büyür falan. Türkiye büyür falan. Buradan bakıyor. Ama Kürtler ise işte biz memleketimize döneriz, savaş biter, topraklarımıza yeniden kavuşuruz. Tabii ki biraz büyüme de olur ama bir de kardeşlik olur, dostluk olur, eşitlik barış olur, eşitlik olur ve daha modern kavramlar kullanıyorlardı. Tepkisel kavram kullanmıyorlardı. Toplumun bu savaşa karşı tepkisel kesimleri aşırı ulusalcılar ve aşırı milliyetçilerdi. Onlar da dışarıdaydı. Peki şimdi onu konuşalım. Mesela bir yandan da biliyorsun. Dışarıda slogan atıyorlar. Mesela dışarıda slogan atıyorlar. Kim yazarlar dedi ki Türk hassasiyeti. Ben burada bizim... Sen orada mesela bu süreçten Kemalistler, Atatürkçüler yani bundan önceki devleti, işte birinci cumhuriyet diyelim. Kur'an zihniyetin temsilcileri. Bugün toplumda azınlık olduğunu fark ettiler. Ve büyük bir travma yaşıyorlar. İşte belki... Bu gezi olaylarında o vesileyle kullanmak şey de değil. Bir şey beni bir dinlersen bir şey söyleyeceğim ben. Onların tepkisini. Mesela biz şöyle bir yöntem izledik. Ben şimdi solla ilişkiyi ben kurduğumdan dolayı bir nevi doğal iş bölümü oldu. Ben kurdum. Evet. Şimdi bizim 78'ler ve oradaki bazı solcu arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partileriyle de ilişki kurdular. Kardeşim yani siz oraya tavır koymakla sadece gelen akıllara tavır koymuyorsunuz. Bize de koyuyorsunuz. Şimdi oranın yerli solcuları, yerli demokratları, yerli 78'ler bu tavrı kurunca CHP'ler biraz durdu. CHP'ler etkilediler mi? Durdular. Durdular. Evet. Bir de ayrıca İç Anadolu bölgesinde belki de faşizan baskı altındalardı. Eski katliamlar falan da düşün. Aleviler. Cumhuriyet Halk Partililer bu olaya tepki göstermediler yani. Durdular. Yani ama daha çok bize gösterilen çok genç ne diyor o? DGB. DGB diye bir grup var. İki partisinin gençliği. Mesela diye Nide otelin önündeydiz biz. Bir tarafta MHP'ler durmuş. Onlar elini şöyle kaldırmış. Onların kaz aydınları durmuş. Ona da böyle kaldırmış. Yani daha çok bu iki gruptu yapan. Ülke ocakları, genel ülkücüler, MHP tabanı şey miydi? Yani Büyük Birlik Partisi daha yumuşak geçiş yapıyordu. Ama Milliyetçi Hareket Partisi daha sertti yani. Peki tamam MHP'nin yani. Sertliği... Ama kitlesel bir katılım değildi. Yani MHP sanırım 30-40 kişi değil böyle koca lidede yani. Yani. Öbürü daha örgütlü İşçi Partisi. Yani benim görebildiğim kadarıyla. Ya İşçi Partisi şöyle düşün. 15-20 kişi aslında. MHP olmasa hiç yok yani. Öyle düşün yani. Ya ve bir de ben şeyi fark ettim. Mide'de gördüğümü Aksaray'da da görüyordum. Öyle. Orada gördüğümü Konya'da da görüyordum. Yani ekipler dolaşıyordu. Ve eminim Hacı Bektaş'a gittik mesela. Biz Hacı Bektaş tekkesine gittik. Kapıdan gittik Mustafa Kemal askerleriz diye slogan atıyorlar falan. Ben en sonunda gittim yüzüne dedim ki ya kardeşim Mustafa Kemal iptal olduktan sonra ilk kapattığı yer burası oldu. Bari burada slogan atmayın dedim. Tekkeyi kapattı yani. Peki tam oradan okuyor. Çok güzel bir yere geldin. Aleviler,
Türk Aleviler ama yani senin gibi Kürt Aleviler tamam. Onlar ya benim başka... Kürt Aleviden değil mi? Yani solcusu da hayır şu var ama o önemli. Yani benim Aleviliğim yani inançtan çok kültürel. Mesela Çorum'a gittiniz doğru mu? Çorum. Evet. Çorum'da. Çorum'a gitmedik, Yozgat'a gittik. Yozgat'a gittik. Yani Yozgat. Orada iç Anadolu bölgesinde Alevi yurttaşlarımız var. Bu Alevi yurttaşlarımıza genelde CHP oy verir. O Alevi yurttaşları sen gözlemledin. Hepsine takınıyor. Nasıl? Hep barış istiyorlar mı yoksa bu söylemden etkilenenler var mı? Bak şöyle düşün. Mesela Sivas Alevileri. Heh, Sivas çok önemli. Geldiler toplantıya katıldılar. Hatta ben toplantıda bir konuşma yaptım. Dedim ya buradan 5-6 ay önce bir Ermeni arkadaşlarımız gelmişlerdi buraya. Hatta onu biz organize etmiştik. Evet. Onları kardeş başımıza ne geldi? 1915'i size konuştular. Doğru, ey MHP'liler. Sen 78'ler vakfı yaptın. MHP'liler dedim. Yani bizim 78'li arkadaşlarımız. Evet biliyorum. Ey MHP'liler. İşte biz 15'te ne yaşadık? Konuştunuz. Evlerinize misafir ettiniz, sahip çıktınız. İyi ettiniz. Ya dedim gözünüze dizinize duruyor. Aleviler size daha yakın. Niye gitmiyor bu şumadım ağabey protesto etmiyor? Hadi kalkalım gidelim protesto edelim dedi herkes. Sünnisiyle ve Alevisiyle. Sonra duyduk ki MHP'ler kapıda duruyor. Giremedik. İşte Ahmet Hoca okudu, bir dua okudu falan. Kapattı olayı ondan sonra. Ama orada Aleviler yani geldi orada ve desteklediler süreci. Barış'ı destekliyor. Desteklediler. Sivas'ta desteklediler. Sivas'ta. Kırşehir'de desteklediler. Eskişehir'de desteklediler. Konya'da desteklediler. Cihanbeyli ve Kuru'daki Aleviler desteklediler. Yani Aleviler genel desteklediler. Ama çok kırgınlar Aleviler. Bizim de problemimiz var diyor. Aynı şeyler tabii. Doğru. Onu doğru. Onu doğru. Kırgınlar ama desteklediler. Peki şimdi aynı şey. Ve sadece Kürt Aleviler değil. Türk Aleviler de desteklediler. Şimdi aynı mesele şu da önemli. Çünkü bence bu şu an Türkiye'nin bu meseleyi ben açtığımızı ve 2013 Nevruz'un barışın ilan edildiği tarih olarak tarihe geçtiğini düşünüyorum. Erken bir analiz ama inşallah tarih beni haklı çıkaracak. En azından moral vermek için böyle bu konuşmak iş bitti lazım. Yani. Zamin diyoruz burada. Barış 23 Mart itibariyle ilan edildi. Sen o sert tepkine de fazla görmediğin için biraz rahat konuşuyorsun yani. Tabii ben akil insan olmadığım için rahatım. Rahatsın biraz. Şimdi Türkiye'nin en önemli meselesi olarak Alevi meselesi var. Size Doğu Anadolu'da Malatya gibi geçmişte katliamın yaşandığı Maraş, Güneydoğu Anadolu bölgesindeydi herhalde. Yani, Maraş sizde değildi. Yani Alevilerin olduğu Elazığ gibi gittiniz. Aleviler, mesela Malatya'nın çoğu Türk Alevidir. Nasıldı? Yani Aleviler, Celaleddin Can analizlerine katılıyor musun? Yoksa o Kemalist bir ulusalcı söylem Alevileri de yedeğine alabilmiş mi? Senin sosyolojik gözlemin nasıl oldu? Malatya farklı bir yer. Malatya benim çok ilişkili olduğum bir yer açıkçası. Ya bilirsin onu. Ben de biliyorum. Bilirsin. Malatya'da bizim Ferman hocalar var. Tanırsın belki. Tanırım. Bilsem var. Özellikle Bilsem çok. Ben de Malatya'da 80 öncesinde orada faaliyet yürüttüm. Evet. Malatya'yı bilirim. Hem mütedeyin hem demokrat solculardan oluşan ciddi bir sivil toplum dayanışmasının güçlendiği bir yer Malatya. Hı-hı. Çok güçlü bir sivil toplum hareketliliği var orada. Ve birlikte yaşamı çok güzel organize ediyorlar. Bizim toplantılarımıza da onlar bayağı bir katkı sunmuşlardı. Evet. Dolayısıyla oradaki Alevilerin, Sünnilerin birbirlerine yaklaşımı çok sıcak. Bir kere onu söyleyeyim. O Eskişehir kalkmış değil mi? Eski çatışma ortamı. Çok biliyor. Güzel. Malatya'da o zaman ben bunu çok sevdim. Bir de orada iş sahası çok gelişti. Galiba onun da büyük payı var orada yani. Değil mi? Ne evet, biraz Malatya öyle? Ekonomik yatırım ve iş sahası çok gelişti. Paylaşıyorlar. Hoşgörü gelişti. Aleviler ve Sünniler arası çok iyi bir iletişim var mı Malatya'da? Malatya'da ben bunu gördüm yani. Ve halen de öyle. Mesela bizim gittiğimiz yerde şu anda mesela Bilsam da dahil olmak üzere oradaki o çatı sivil toplum örgütleri içerisindeki insanlar Alevisiyle Sünnisiyle hala görüşüyorum. Normal eski çatışmada ders çıkarmışlar. Ya ben onu gördüm ya. Malatya bu konuda çok gelişti. Demek ki refah çok önemli bu konuda. Hem refah hem de Malatya'da. Her zaman Malatya'da vardı da orada bir Alevi-Sünni çatışması yapay yaratıldı biliyor musun? Yani zemin vardı da onu derin devlet tabii yarattı. Her zaman orada refah durumu iyiydi ben yani. Ben başka bir şey söyleyeyim. Elazığ'da da bu iyi. İyi. Yani o da iyi değil mi? İletişim var mı peki? Mesela evlilikler yok. Hala. Malatya'da daha güçlü. Elazığ'da var. Biraz daha zayıf. Ben de Elazığ'da biraz daha zayıf gibi gördüm. Daha zayıf ama var. Evet. Yani Malatya'da bir Sünni ailenin kızı bir Alevi ailenin oğluyla evleniyor mu? Ben hala nadir olduğunu zannediyorum. Şu anda hala çok gelişkin değil ama ben şunu söyleyeyim. Türkiye konuşmadığı için şimdiye kadar ilk defa konuşmaya başladığı için aslında küreselleşmenin, iletişimin sınır ötesine geçişinin, onun kendi içinde yarattığı bir sinerjinin yansımasını da görmek mümkün. Dolayısıyla insana insan gibi bakmakla ilgili dünya evrensel ölçekte kavramların yerelde de yansıma bulduğunu görüyorsunuz. Mesela şimdi az önce geldiğimiz toplantı diyelim ki mütedeyin insanlar bizim işte çimentomuz ne olacak diye sorduğunda artık sadece din olacak demiyor insanlar. Çünkü acaba bizim gibi düşünmeyen insanlarla da ortak yaşam iradesi nasıl geliştireceğiz? Erdemlilik üzerinden nasıl? Yani nasıl erdemli yaşam diye bir şey, insan diye bir erdemli şey. Erdemli yurttaşlık, evet.
Erdemli yaşam diye bir şey var. Bunu aslında dindarlar kendi tecrübelerinden, tarihsel tecrübelerinden hilf-ül füdül diye, tabii, erdemli insanlar ittifakı diye Peygamber Efendimiz o zaman kendi dininden olmasa da o toplumda zulme uğrayanların İslam geleneğinde bunun karşılığı var. Fıtratında iyi davranma eğilimi olan, iyilik taşıyan herkesle işbirliği yapmış ve bunu yıllar sonrasında da peygamberlik sonrasında İslam ona indirildikten sonra da demiş ki ben bugün de olsa aynısını yapardım. Bu Müslüman için çok yol gösterici. Yani insanların iyi insanların iyilikleri üzerinden işbirliği ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu insan kardeşlerimizle işbirliği. Daha geniş, yani dinden daha büyük bir çerçevede işbirliği yapma alanı sağlıyor. Bu çerçeveye şimdi dediğiniz çok önemli. Eski dönemin İslamcıları hep işte İslam kardeşliği bir konuyu çözer kardeşim. İşte Aleviler var, Alevilerin içinde yedirmiş. Bunu dendiğin zaman da boş kalıyorlardı. Şimdi bunu aşan, aslında daha doğrusu İslam kardeşliği diye baktığın zaman İslam'a inanmayan insanlarla da bir erdem zemini. Aleviler zemini, de İslam dairesi içerisinde. Aleviler görüyor, Aleviler için demedim. Yani ne bileyim, sosyalistler, Marksistler, ateistler, bir sürü insan var. Kemalistler, Hristiyanlar, Yahudiler. Şey olamıyor, tabii, kendince çatışmacı olmayan. Evet. Şimdi böyle baktığın zaman bizim için önemli olan şu. Bu toplumun ihtiyacı olan bir iyiliğe kim el veriyor, kim omuz veriyor? Bunun üzerinden gitmek gerekiyor. Herkes bir diğerini kendisine verdiği değer kadar sayabiliyor mu? Bunun üzerinden gidiyor. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman hani Peygamber Efendimiz'in bir Medine vesikası üzerinden kurguladığı ve bugün İslam dünyasında özellikle tartışılan herkesin kendi şeriatı üzerinden ama bir barış içerisinde yaşamının organize edildiği belki de bugünün... Buna hazır mı peki Türkiye toplumu? Bunu gördün mü Doğu Anadolu'daki buna temas? Halk hazır, buna devlet hazır mı iyi tartışmak lazım. Çünkü halk hazır derken halk bunu bildiği için hazır değil. Halk şimdi cihatim o zaman devletteki çok önemli bir şey söyledi. Ben bunu açmak istiyorum. Evet. Bilgelikten bahsetti, bilgililikten bahsetmedi. Bilge. Bakın bilgililik ve bilgelik çok farklı bir şey. Doğru. Bu bilgelik kavramını siz bir çobanda da görebilirsiniz. Geleneksel bilgelik. İşte evet. Çok yani önemli. Ve bu size eğitimle verilebilecek bir şey değildir. Maalesef Türkiye'deki modern şöyle eğitim diyebilir miyiz? Şöyle diyebilir miyiz? Ya şimdi bir Anadolu insanının bir özelliği var. Toprağa bakıyor aslında. Doğru. Bozkır'a bakıyor. Derin derin ya, düşünüyor. Ya mesela Alevilik'te uzun kış ayları. Böyle bir durum var. Evet. Ve şeydir yani kendi deneyimden çıkardığı sonuçlar var. Bak bu özellikle Tunceli Alevilerinde bunu çok görürsün. Biz mesela suya bakarız. Şöyle özellikle. Doğaya yani, bakarız. Doğayla taşa bakarız ondan sonra. O geleneksel bir bilgelik getiriyor. O tasavvuftur. Manevi da, bir zemin aslında o baktığında. Dersim'de bu çok yaygındır evet, yani. Öyle bunu gördüm orada özellikle. Ve insan geri toprağına benzer deriz evet, yani. İnsanı aşan bir şey var. İnsanı aşan orada. Doğayla. Ama bunu İslamcılık veya Hristiyanlık diye almayalım. Bu başka bir şey. Ortak bir imanın. Bu başka bir şey. Yani. Evet. Yani bu ve maalesef bizim eğitim müfredatı bu bilgeliği de mahvediyor. Evet. Bilgin değil bilgi çıkmış. Onu şöyle diyelim. Bak şöyle diyelim. Şimdi ya şimdi ne yapmışız biliyor musun? Yani ben de onu gözledim ben onu. Şimdi diyelim senin bir şeyin var. Yani öncen var. Önce evet, neydi? İşte eski dönemin vardı. Orayla birden kesmişiz ilişkiyi. Doğru. Sonra bir sera oluşturmuşuz ve serada bir toplum. Serada bir değil mi? Bir sera toplumu çok aslında. Güzel, çok. Belki de hayat bundan sonra giderek normalleşir. İlk defa seradan çıkacağız. Hepimiz kendimizi bilgilerimizle. Ama seradan çıkarken şunu da yapmamak gerekir. Onu da döne döne diyorum. Mesela bizim İç Anadolu bölgesinde o sorunu biz yaşadık. Yani mesela diyelim ki AK Parti'nin yer yer söylediği o yaşam modellerine rahatsız çevreler de çıktılar. Öbekler çıktı. Evet. Yani bir toplumun bir kesim yaşam modeline dayatmayalım. Kendi tabii, doğallığı içerisinde insanların zaten kendi hayat çarşını seçmesi. Yaşam yani, modeli dayatmak yaşam tarzı, öyle başımıza gelen şeyin aynı hataya düşmesi. Tekrarlamayalım. Tabii, evet, tabii. Mesela öyle kaygılar da var. Doğru. Mesela bizim İç Anadolu raporunda AK Parti'nin kendi yaşam modelini dayatmaması gerektiği şeklindeki bir kaygı da var. Şimdi, şöyle demek lazım. Yaşam tarzı olarak laik yaşam tarzı da İslam. Ama şöyle bir laik yaşam tarzı. Bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle bir laik yaşam. Şimdi biz laikliği seçerken ben şeye dikkat ettim. Mesela üç imparatorluktan geçmişiz aslında. Helenler geçmiş buradan. Çok böyle çoğulcu bir toprak var. Toprak çok çoğulcu yani çoğulcu. Evet, evet, evet. Şimdi böylesine çoğulcu bir yapıya modern zamanlara geçerken en sert laikliği seçmişiz. Doğru. Fransız laikliği seçmişiz. Doğru. Mesela İngiliz laikliğini, Anglo-Sakson laikliğini seçseydik çok... belki de bugün bu problemleri yaşamazdık. Asla olmaz. Yani. Asla bu. Bence Atatürk'ün en yani zararlı tercihlerinden biri oldu bu toplum. Evet, neyse şimdi Atatürk'e girmeyin. Atatürkçüler zaten abi biz akıl insanlar Atatürkçüler zaten ama, kafayı ama şöyle bak ama şöyle bak ama şöyle bak ama şöyle bak. Madem ki konuşuyoruz. Şimdi diyelim ki bir sünnilik yapıyorsun değil mi?
Ya sünniliği de kendi esas inanç temelinde yapmıyorsun. Bir devlet sünniliği yaratıyorsun. Dediğin gibi bir Kürt, işte bütün ya bir Türklük yaratıyorsun. Yani bir Türklük devleti yaratıyorsun. Yasak olduğu bir hanefilik yani. Yani ya, her şey sahte yani. Ve bir sera. Her alanda sera. Şuna benziyor. İlk düğme yanlış iliklenince bütün düğmeler yanlış. Ama onun yerine diyelim ki insanların inançlarını, görüşlerini, fikirlerini biraz daha rahat bırakan o imparatorluk geleneği. Biliyorsun imparatorluk çolcudur biraz ona. O çok önemli. Farz olsaydı belki bu sorunları yaşamazdık. Yalnız onu söylemez çok önemli. Bak niye söylemeyelim? Biz siyasal bir yerde okuduk. Bak Sultan Hayır, diyorlar ya ona. Şu ortak noktalara geliniyor. Mühim olan bu. Şimdi Ayhan Bey'e biraz haksızlık ettim. Ama orada şeyi yapacağız. Ama bak şöyle de ortak noktaya geleceğiz. Şimdi bir de bunu sanırım Abdurrahman arkadaşım da kabul eder. Şimdi biz Aleviler de, biz Kızılbaşlar da yani onlar hiç olmazsa tabii, devlet serasına girdiler. Bizi devletin serasına da sokmadılar. Tabii. O şu an... Ve orada da bir ortaklık var yani. Türkiye'nin önemli aktörü. Muhafazakarlar bu konuda biraz şey yapacak. Yalnız onunla ilgili çelişkiler var yalnız. İşte yani. Sünniler şey yapacak. Yok. Alevilerin haklarını savunacak bu noktada. Evet. O konuda... Yalnız bu konuda çok güzel bir gelişme var. Bugün belki siz yoğunluktan unuttunuz. Nevşehir'e Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Tunceli'ye Pir Sultan Abdal Üniversitesi ismi verilmesi kararlaştırıldı. Peki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne oldu? Ondan da vazgeçelim. Hayır işte. Bak, mesela Yunus Emre çok dolaştı. Fetret dönemiydi. Yunus Emre Köprüsü olsa ne güzel olur. Ben sana orada katılabilirim ama artık önümüze bakmak lazım. Yok şimdi Yunus Emre'nin şöyle bir dönemi vardı. Bitireyim. Osmanlı'nın fetret dönemini yaşadığı dönemde bütün Anadolu Yunus'la dolaştı. Ve kardeşliği aşıladı. Evet. Abi kardeşlik köprüsü bağlamında Yunus Emre Köprüsü demek çok olmaz. Ama Pir Sultan Sana da gider bu değil mi? Ama bak Pir Sultan Abdal Üniversitesi ismini koymakta Pir Sultan Abdal'a resmi ders kitaplarında sapık işte dentli bir ortamda şimdi Pir Sultan Abdal Üniversitesi'ne gelinmesi de önemli. Celalettin abi. Peki orada da artık şey yapacağız. Dersimle ilgili de dosyalarda artık açmamız lazım. Onu da biliyorsun benim karım Nagihan Alıcı Başbakan'a Fas'ta söyledi. Bu Yavuz Sultan Selim üzerine. Onu da ben söyleyeyim. Dedi ki Pir Sultan Abdal konabilir mi? Başbakan doğru notu almış, bugün işin neticeye döndü. Yani artık pozitif yani bakmak. Böyle gücün varsa şu Yavuz Sultan Selim... Yok öyle bir şey yok. Daha gene söyle. Ama Yavuz Sultan Bu yakın Selim çok yakın. Değil. Sayın Başbakan'a çok yakın. Estağfurullah. Ama şöyle söyleyelim. Şimdi buradaki en önemli Alevileri konuştuk. Ben bir de size Ayhan Bey'den başlayarak şunu da görmek istiyorum. Şimdi bugün Türkiye'de en önemli aktörlerden biri de bir siyasi parti değil ama şüphesiz ki Fethullah Gülen hareketi. Siz Doğu Anadolu'da da, İç Anadolu'da da Celalettin Bey ve siz gezdiniz, gördünüz. Şüphesiz hizmet hareketinin, Gülen hareketinin orada bir sürü insana da geldi. Nasıl? Onların bakışı nasıl? Çünkü Gülen hareketine yakın diye bilinen kimileri de barış çözüm sürecine çok karşı çıkan yazılar yazdı. Ya da çok şey davranıyorlar. Ya çok ters davrandılar, akil insana dal geçtiler ama çok olumlu yazanlar da var. İşte Hüseyin Gülerce gibi falan filan. Şimdi dolayısıyla orada bir... Yani Hüseyin Gülerce de sanırım biraz mesafeli durdu. Olabilir. Yani sen onu şimdi değerlendirirsin. Ekrem Dumanlı da mesafeli durdu. Sen onu biraz da kendini değerlendirirsin. O Ayhan Bey'le başlayalım. Sizin gördüğünüz, şimdi bunlar şeyler, hani hareketin ileri gelenleri. Oradaki halk tabakası nasıldı? Şimdi oraya geçmeden bu yaşam tarzıyla ilgili de birkaç şey söyleyeyim. Bu yaşam tarzı dayatılıyor diye son zamanlarda bir şey çıkarıyorlar. Şimdi mesela kim kime yaşam tarzı dayatıyor? Televizyonları açalım. Bütün kanalları gezelim. Bu ülkede kadınların %70'i başörtülü. Kaç tane başörtülü spiker var, oyuncu var, film var, program var. Bir tane dizide bu sene bir tane başörtülü oldu huzur. Şimdi kamu kurumlarına gidelim. Bak bu da haklı Celalettin abi. Şimdi ben hangi kamu kurumunda mescit var, cami var, başörtülü var, sakallı var? Bu Türkiye'nin gerçekleri. %100 doğru. Sokağa çıkalım. Acaba kim kime yaşam tarzı dayatıyor? Kaç tane şortlu minetekli var, kaç tane başörtülü var? Bu toplumun genel yapısı belli. Şimdi son 10 yılda toplum biraz normalleşmeye başlayınca siyasal yapı, yani toplumdan sivil toplumu kastetmiyorum, siyasal toplumu, devleti. Yani çoğunluk yani devlet halkla uyuşmaya başlayınca biraz daha muhafazakar kesim görünmeye başladı. Yani özgürlük alanı biraz genişlemiş oldu. Evet. Şimdi bunu zannediyorlar ki bize birileri yaşam tarzı dayatıyor. Burada sabreden, yaşam tarzı dayatılan muhafazakar kesim. Bir defa bunun altını çizmek lazım. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Hala mı? Hala.
Yani abi, örnekler veriyorum, yalansa yalan değil. Yani şimdi televizyonu açalım, yola çıkalım, sokağa çıkalım, kuruma gidelim, devlet kurumlarına gidelim. Devlet dairelerinde hala başörtüsü yasak. Evet. Yani bu yasağın kalkması şart. Yani bunlar kim kime yaşam tarzı dayatıyor acaba? Burada 90 yıldır bir yaşam tarzı dayatılıyorsa burada Müslümanlara dayatılıyor. Müslüman halka dayatılıyor. Evet. İkinci konu, bu Alevilerle ilgili biz çok toplantılar yaptık. Tunceli'de de. Benim en çok dikkatimi çeken konulardan birisi, Aleviler süreci destekliyorlar. Çok ama, önemli bu. Yani çatlak ses çok nadir. Birkaç tane çıktı Erzincan'da. Çok önemli. Çok nadir. Birkaç tane Erzincan'da çıktı. Onun haricinde Aleviler topyekun süreci destekliyorlar. Şimdi bu son bir aydır yaşadığımız hadiselerin temelinde de bence burada bu çözüm süreci Cumhuriyet Halk Partisi'ni çözmeye götürüyordu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi tabanını biraz evvel Celalettin Bey de anlattı. Biz Malatya'ya gittiğimiz zaman geçen seçimde aday adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adam partisinden istifa etti. Alevilerin toplantısına birkaç tane CHP'li ilçe başkanı, belediye başkanı geldi. Biz partimizin genel merkezin aleyhinde olduğumuzu bile bile bu süreci destekliyoruz dediler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli'de çok ağır şekilde eleştirildi. Evet. Çok ağır bir şekilde eleştirildi. Bizi kandırdılar dedi. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar bize bir şey vermedi dedi. Bakın bir genel orada... Yani parti ulusalcılarla diyelim, daha gerçek solcular arasında bir şeye mi, bölünmeye doğru mu gidiyordu sizin gördüğünüz şimdi tabanda? Bu çözüm süreci aslında temel olarak devletin halkıyla barışması. Evet. Yani devlet halkıyla barıştığı zaman elitlerin devleti olmaktan çıkacak. Doğru. Bu doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni çözülmeye götürüyor. Doğru. Şimdi 45-50 gün önce KON'dan bir araştırması var. 81.3 araştırma. Evet. Çözüm sürecine destek. Destek tabii. Çok şimdi önemli. Burada AK Parti'nin oyu %50. Yani. Doğru. BDP'nin oyu %6. Bunun 24'ü nereden geldi? MHP'nin tabanı var, CHP'nin tabanı var. Yani burada bir de oy kullanmayanlar var ses. Şimdi en büyük protestoda 200 kişi toplayamadılar. Yani MHP'ler CHP protesto olarak katılamadı, değil mi? Katılamadı. Yani ben size çok açık söylüyorum. CHP'yi bu süreç çözülmeye götürüyordu. Bu Taksim olayları üzerinden bir kalkışmayla yeniden polarizasyon yaşadı. Evet, yeniden bir toparlanma sürecine girdi. O açıdan şey oldu tabii, doğru. Ya yani bunları tespit etmek lazım diye çok özellikle önemli. Altını çiziyorum. Ama Alevilerle ilgili bu üçünüzün de anlattığı manzara beni çok mutlu etti gerçekten. Evet. Demek ki Aleviler artık bir daha Türkiye'nin eski devletin resmi ideolojisinin oyununa gelmeyecek. Yani. Bir de şöyle Ahmet Bey'e ben bir şey söyleyeceğim de burada yani ihtiyaç oldu. Evet. Şimdi bu Taksim olaylarında ben Taksim olaylarına ayın birinden itibaren oradaydım. Doğru, sen çok aktiftin. Yok ben oradaydım. Ben barış sürecini anlatıyordum. Evet. Çözümü anlatıyordum. Toplantılarda konuşuyordum. Teskin ediyordum insanları. Hı hı. Yani şunu rahat söyleyebilirim. Ben yani adalet duygusuyla konuşuyorum. Estağfurullah. Kitlenin kendi hareketiydi bu. Yani kendiliğinden doğdu. İlk başta öyleydi. Yok. Bitireyim ben. Bu hakikaten bunun bilinmesi gerekir. Ben bunu Sayın Başbakan'a da uzun uzun anlatmak istedim. Kısmen anlatabilir. Kitlenin kendine hareketiydi. Ben yani katılmıyorum. Yani orada kitle dedi kim? Bitireyim hocam. Celalettin Bey'in neyin cevabını verin. Cevabını verin. Bu konuda ön yargılar yıkmazsak Taksim sanki çözüme karşıymış gibi anlaşılır. Siz de çözüme karşı anlaşılır. Beni bir dinleyin. Bir dinleyelim. Celalettin Bey'i dinleyelim. Evet. Kitlenin kendi hareketiydi. Yani bizim o hani deriz ya bu bilgisayar falan. Spontane diyorsun. Spontane bir hareketiydi. Şimdi bizim solcular, yani bahsettiğiniz bu işte... Eski tip solcular. Eski tip de diyelim. Solcular, eski solcular. Tip bir yeni tipi yok. Solcular işte. Sen eski tip Müslüman mısın yani şimdi? Ama eski tip derken yani biliyorsun silahlı külahlı gruplar. Ama böyle yaparsan anlatamam yani. Pardon, buyurun. Ondan sonra bizim solcular oraya gittiler, baktılar ki önce bir müdahale etmeye çalıştılar. Baktılar ki başka bir kitle var. Laf da dinlemiyor. Hmm, onların suyuna gittiler. Uydular onlara diyorsun. Onlara uydular. Laf da dinlemiyor he? Laf dinlemiyor, yok açık söyleyeyim. Ondan sonra onlara uydular. Ama şeyi bilmiyorlar. Yani çadır nasıl olur, örgüt nasıl olur. Yeni jargonu bilmiyorlar. Onu bilmiyorum. Evet. Bu çocuklar bilmiyor onu. Evet. Onların suyuna gittiler. Onlara da hizmetkar oldular onların yani. Yardım ettiler. Her şeylerine yardım ettiler yani onlara. Ve kaynaşma sürecine girdiler ve beraber yürüdüler. Sonra çadır yandığında, 30 bin sabahın birine bana çadır yandığında
Yani o aslında, hatta o da sırrı etkindi o döneme kadar da. Yani sırrı da geliyordu, gidiyordu, engelliyordu falan. Çadırın kararını kim verdi? Onu o büyük provokasyon. Büyük bir provokasyon. 31 Mayıs çadır olunca abi bu sefer daha militan bir yığılma oldu. Doğru diyorsun. Ve araya başka güçler de ağır ağır biz yürüyoruz. Yer yer girdi yani ondan sonra. Ama o girmekle birlikte, bak girmekle birlikte sol kendi içinde iyi organize oldu. Gençler zaten almıyor kendi içinde. Onlar da grup grup oluyor. Ve affedersiniz kenarda duruyorlardı yani. Mesela diyelim Revere ele geçirmişlerdi. Hatta bizim Nimet Hanım şeyi götürdü. Gidip bir tedavi oldu. Bayrak istediler. Bayrak getir öyle yapalım falan. Yani belediyeler oldu. Tabii. Evet. Bayrak. Hem de Atatürk'ün resmi oldu bayrak. Böyle yani şey, Mustafa Kemal'in askerleri şeye girdi. Tabii yani. Öyle oldu. Ondan sonra Mustafa Kemal askerleri gelip BDP'leri provoke etmeye çalıştılar. Dağılıyorlardı. Bilmem yapı. Her gelirse BDP'ler bunlar dövüp gönderdiler yani. Ama evet. Orada durdular. İleri gitmediler. Sonra orada bu süreç giderek normalleşmeye başladı. Şey gibi yani müdahale etmek isteyen güçler dış güçlermiş gibi. Birbirimize işaret ediyoruz. Olur ha uzak duralım falan. İçimizde bir öbek yani şey kaldılar. Dış güçler gibi kaldılar. Ağırlık yine böyle. Sonra ayın 5'i 6'sı geldi. Biz aramızda konuştuk. Ya Taksim Meydanı da başbakan da dışarıdan geliyordu. İyi şeyler söylüyordu. O da Arınç'ta da görüşme olmuştu falan. Olumlu o da şeyler vardı. Söylemişti. Biz gruplar aralarında konuştular. Ya bu Taksim Meydanı boşaltalım içeri alalım. Rahatlatalım. Emin olun. 80 grup karar aldı. Ve ertesi gün öğleye kadar uygulayacaklardı bunu. Abi sabah bir operasyon daha geldi. Ne? Kim verdi onun kararını? 6'sıydı, 6 Haziran'dı. 6 Haziran. Başbakan, bir operasyon daha geldi. Başbakan yurt dışındaydı. Yok yeni geldi yani, başbakan, yeni geldi. Nasıl oldu? Bir operasyon daha. Halbuki o yapmasa o sabah öğleye kadar zaten Taksim'i Gezi Parkı'na çekeceğiz biz. 6 Haziran'da boşaltacaklar mıydı? Yok Gezi Parkı'na çekeceğiz. Ne boşaltacak? Gezi Parkı'na çekecektik. Orkun Hocam ben içerideydim. 80 grupla da ilişkiliydim. Bütün kararları biliyorum. Cevap vereceksin. Bütün kararları biliyorum ben. Devam edelim abi. Gezi Parkı'na doğru çekeceklerdi. Operasyon geldi. Evet. Operasyon çekildi. Daha ciddi bir yığılma oldu. Millet ciddi tepki gösterdi. Şimdi o ciddi bir tepki gösterdi. Süreç yine ilerliyor. Başbakanla görüşmeye gidildi. Grup ikna oldu başbakanla görüşmeye. Bir iki ikna oldu. Dönüşte 7 noktada paneller yapılmaya başladı. İnsanlar ikna edilmeye çalışılıyor. Ama gençler mesela başbakan hani diyor ya akıllı gençler, masum gençler. Ya en çok onlar olmasını istiyor. Direnmek istiyor. Bilmiyor korkuyu da. Ne olur onlar bilmiyor. Polisi bilmiyor. Ya biz onları ikna etmeye çalışıyoruz. Bütün de ama bazı gruplar da var. O ikna etmeye çalıştıklarımızı da yönlendirmeye. Onlar da var ondan sonra. Ama ağırlık 72-73 grup ikna olmuş. Onları ikna etmeye çalışıyor. Başbakan bir iki gün daha idare etseydi biz orada büyük bir çadır yapıp bir şölene onu dönüştürmeyi düşünüyorduk. Ve ikna ederdik o grupları. O zaman da tanınmadı, yüklenildi. Şimdi hepsine katılıyorum. Finans çevreleri bunu kullanmaya çalıştılar. Ben biliyorum. Biliyorum ben. Şahitsin bazı şeyleri tabii, değil mi? Kullanmaya çalıştılar. Ve ben sana söyleyeyim. Dışarıda da işte CNN, MNN, Amerika'da bu işi kendine yararlı hale getirmeye çalıştı. Örneğin içeride de bunu işte AK Parti'ye karşıt bir harekete dönüştürmeye çalıştı. Bu çevreler vardı. Gördün ama mı? Buna karşıt bu çevrelerle beraber olmayan daha başka çevreler de vardı ve bunlar egemen başlıyordu. Bizim güçleneceğimiz şekilde bir politika izlenmedi hükümet tarafından. Yüklenilerek başka bir süreci şeyin önü açılmaya çalışıldı. Ve ben şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Orada polisin çalıştığı o güçleri, bak Ankara biraz daha farklıdır, İzmir biraz daha farklıdır. İstanbul özellikle Gezi Parkı diyorum. Orada polisin çatıştığı, hükümetin karşı karşıya kaldığı güçlerin büyük bölümü, bak büyük bölümü diyorum, hepsi demiyorum. Büyük bölümü çözümden yana olan, demokrasiye yana olan güçlerdi. Polisimiz onlarla çatıştı aslında. Çözümden yana olmuşlar. Tabii onlarla çatıştı. Bu bir gerçektir yani. Ayhan Bey öyle mi? Ama bunu İzmir için diyemem. Bunu sokaklarda araya girildiğinde bir şey diyemem. Bu birdir. Bir şey daha şeyi de söyleyeceğim. Ayhan Bey'le ilgili bir şey daha diyeceğim görüşleriyle ilgili. Şimdi hükümetin siz şeyden 80 yıllık şeye göre bakıyorsunuz. Yani 80 yıl biz bunu yaşadık. Yaşam tarzı. Bu oldu bu oldu. Şimdi biz yeni çıkıyoruz. Bu başka türlü yani değerlendiriliyor. Tamam buna ben gerçeklik payı var. Buna hiç abi, benim evimi taşladılar. Var gerçeklik yani. Payı var. He? Benim evimi taşladılar ya. Tamam buna hiçbir şey yok. Ama bir de şöyle bir durum var. Başbakanın da bu ülkede 80 yıl bak biz hassasiyetlere ne kadar dikkat ettik değil mi? Ne kadar şey yapıyorduk. Bize küfrediyorlar da yine diyorduk yani durun yani şu falan. Dikkat ediyorduk bazı hassasiyetlere. Hatta İç Anadolu bölgesinde bizimkiler mağdurların pasiyesinden çok yani muktedirlerin çıkarlarının hassasiyetine göre davranıyor. Onu da idare ediyorduk. Şimdi 80 yıllık bir cumhuriyet var.
Şimdi bunu yaratan hassasiyetler de var. Ben ciddiye de almıyorum hassasiyetleri fazla. Onu da ben size söyleyeyim. Şimdi bunu da göz önüne. Mesela şey ya, ya Sultan Selim Köprüsü diyorsun. Ya bunu Alevler kaldırmaz. Bunu bileceksin yani. Ya diyorsun ki yok 3 çocuk var. Ya karışma kardeşim. Ne yapacaksın yani? Uğraşma işte. Belki öyle bir niyeti de yok yani. Konuşuyor amaç dışı laf arıyor. Yok karışıp da adam sana zorla bir şey çocuk mu yaptıracak? Hocam bir şey söylüyorum. Adam bir devlet politikasından bir şey, bahsediyor. Bir nüfus politikasından bahsediyor. Değerli arkadaşım. Şimdi ya dış şimdi politikaya kim kime zorla çocuk yapıyor? Ayhan Bey Taksim olayı Celalettin Taksim'deki örgütlerin ben çoğuyla çalışıyorum. Celalettin Bey de bilir. Oradaki demokrat çocuklar var. Demokrat örgütler var. Çok az. Azınlıkta. Öyle mi? Hiç kendilerini kandırmasınlar. Bir ben böyle bir dil konuşmayı tercih etmem. Yani ben de derim ki senin baştan aşağı manipüle ediyorsun şu anda. Yani. Hayır hiç manipüle yani, etmiyorum. Yani, barışçı bir dil. Marksist kültürün getirdiği bir şeyle güya devrim şeysine girdiler. Yok öyle bir durum yok. Çok istisnaydı onlar yani. Peki abi o zaman şöyle onlar. Söyleyeyim. Bu ya Mücadele Birliği diye bir grup diyelim ki bir şey yazıyor. Geç hükümet diyor. Ya yargı ciddi karar alıyor. Vermiş. Kim ciddiye alıyor yani şimdi? Gülüyor herkes. Ya, yani. Neyi ciddiye alıyor? Yok, yargı öyle. Karar vermiş. Evet. Diyor ki bu yürütme durdurulacak. Hükümet bunu kabul ediyor. Hükümet bunu kabul ediyor. Şimdi orada ben demokratik gösteri yapayım diye işgal devam ediyor. Bunun demokratik bir şey olduğunu bana kimse ikna edemez. Taksim dayanışma platformu kötü. Peki, sizce? Ben de 100 bin kişiyle orayı işgal edeyim. Buraya cami yapılmadan çıkmıyorum diyeyim. Bu mu demokrasi? Böyle ya demokratik hak olur mu ya? Şimdi ben şunu söylüyorum. Topçuk kışlasını yapmaya ne gerek var? Orası Ermeni mezarlığıydı. Madem tarihe gideceksek onu yapalım. Zaten şu an o konuda zafer kazanıldı. Şimdi yani çok yapılmıyor. Şimdi arkadaşlar hayır, kitleler kendi haklarına sahip. Bir demokratik hak kullanımının yolu yordamı bellidir. Ya size eylem beğendiremiyoruz ya. Ya bir de size eylem beğendiremiyoruz ya. Şimdi Cahitin abi. Bak hükümet diyor ki referanduma gidelim. Cahitin abi. Cahitin abi. Abi senin dilin yanlış bir dil ben konuşmam artık. Cahitin abi bir şey söyleyeceğim. Yanlış bir dil yani. Cahitin abi. Bana öğrenmesini öğreten bir dille ben konuşmam. Cahitin abi bir şey söyleyeceğim. Ama olabilir. Farklı fıkralar. Cahitin abi. Cahitin saygının gereğidir ya. Cahitin abi bir şey söyleyeyim de. Ben burada bir saattir seni dinliyorum. Bir kelime etmedim. Bir kelime de sözünü kesmedim. Ya hocam sen sun laflarını bırak. Biraz daha o zaman mesafe koyalım ilişkilerine. Cahitin abi evet, lütfen. Evet, bir şey söyleyeyim. Evet, siz bir kere hiç bulunduğunuz pozisyona uygun davranmıyorsunuz. Abi özür dilerim. Bu ilişkilerine uygun davranmıyorsunuz. Sen uygunsun biz uygun değiliz. Yok uygun davranmıyorsunuz. Sen dur Abdurrahman Bey konuşsun. Ben çok kabasın. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Cahitin abi referanduma gidelim kavramını kabul etmemeyi nasıl açıklayacağız peki? Abi o tip konularda niye referanduma gidilsin? İnsan hakları. Niye gidilsin? Hayır bak yanılıyorsun. İnsan haklarını götüremezsin ama bu öyle değil. Niye oraya toplanan 3-5 bin kişiye teslim olacak? Bir dakika. Sandığı niye koyuyorsun? 6 milyonu siz temsil etmiyorsunuz. 100 binler ayaktaydı. Ya, kendi kendinize konuşmayın. Yani. 100 binler, hayır, 100 binler ayaktaydı. Ve siz halka rağmen halk için yapmaya başladınız. Ben anlamaya çalışıyorum. Ayıptır yani. Böyle yapmayın. Cahitin abi. Abdurrahman Kurt konuşsun. Bana böyle davranarak nasıl böyle konuşurum ben. Tamam. Evet Abdurrahman Kurt. Nasıl davranıyorsun? Kötü davranıyorsun ya. Ya senin sorunu çözelim. Herkes sana itiraz etmiyor. Ben de sizin konuşsanız iyi olur efendim. Adınız neydi? Ahmet Bey. Ahmet Bey. Sizin konuşun. Ve belli bir seviyede konuşuyor. Ben Abdurrahman Kurt'tan söz. Evet Abdurrahman Kurt. Peki ben bir şey söyleyeyim. Şimdi bu referanduma gitmeyecek konular insan haklarına ilişkin konulardır. İnsanlar yani, kendi hayat koşullarına karışılmasını istemiyor. Kendi parkını kendi yapmak istiyor. Kendi kararını kendi vermek istiyor. Tamam, zaten. Onu bir başkaları değerlendirmeye kalkabilir. Ya keke tırnağıyla ezmek şekil rejim dakika kim tamam, hocam, peki, peki, ikinci kanala geçmeyelim. Belki oradan şey yapar. Ben sorum şu Cahitin abi. Çevre konuları referanduma gitmesi en muhtemel konulardır. Evet. Bu bir çevreyle. Mahkeme kararı referanduma gitmez. Zaten gitmedi bak. O zaman mahkeme kararı. Şu an topçu kuşlası yapılması son çarşambaya yani Kikmaz ayın son çarşambası ertelendi. Zafer kazanıldı. Ben senin eminim ki Taksim dayanışmasının o açıklamasını yani direnişe devam destek için düşünmüyor. Öyle değildi ya. Öyle değildi. Öyle değil miydi? Ya anlama diye derdimiz yok bizim ya. Ya tavs atıyoruz. O gaza alıyorsun tavs atıyor adam ya. Ya keki. Adam İstinye Park'tan. Efendim hep söylüyorum. Kanyon'dan Bağdat Caddesi'nden bize devrim, sosyalist devrim yapıyorlar. Ya küçük ve orta sınıfların tepkisi de var işin içerisinde. Bunlar komik tabii. Ya sevgili arkadaşım şimdi sen niyetin ne olursa olsun. Sen görüşün ne olursa olsun. Sana karşı bir algı var. Bir dakika Gezi Parkı eylemcileri şey çoğunluğu çözüm sürecini destekliyor mu? Büyük çoğunluğu destekliyor. Sokaklarda insanlar linç edildi. Yok canım bile bir şey olmadı. Nerede oldu? Tek olmadı. O şey oldu. Şirevler belli başlı. Olmadı. Yüz binlerce insan harekete geçti. Sadece bir tane arkadaşlar bunun bir sürü şeyi var. Bak bir kere Edirne'de Mustafa Armağan bize tanımlı eşiyle Edirne arabada saldırıya uğradı. Benim pek çok laik arkadaşım. Hatta başa açık insanlar bizi aradılar. Ya adam kadının arabasını yolda durdurup bütün arabaları sallayıp
Ondan sonra onlara o işaretleri yaptırıp öyle gönderdiler. Şimdi sen ya bunlar... şimdi Abdurrahman kardeşim bak şöyle bak olaya. Şimdi yüz binler harekete değil. Geçmiş. Tekil bazı olaylar aynen. olmuş. Hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz olaylar bunlar bizim. Hatta orada başbakana da küfür falan ediliyordu. Hep tavır aldık biz. Yani, yani eylem... Karşı çıktınız. Yok tabii hepimiz tavır aldık. Sadece ben değil bütün arkadaşlar karşı çıkıyordu. %74'ünün CHP kökenli olduğu, %16'sının HDK'dan kaynaklı, HDK'dan... Halkın Demokratik Platformu Komitesi'nden ne diyorlar ona? Ondan kaynaklı bir BDP kökenli Taksim oldu. %1.2'nin AK Parti'ye oy vermiş olduğu, %1.2'nin MHP'ye oy vermiş olduğu. Yani ana ekseni CHP'nin kurguladığı bir yapıdan bahsediyoruz. Ben CHP'nin orada bir etkisi olduğunu görmedim. Tabii yoktu. Yoktu bir. Niye yoktu biliyor musun? Yoktu. Cahattin abi niye yoktu biliyor musun? Sebebi şuydu. Zaten o toplum aslında CHP'ye oy verdiği halde CHP'den rahatsız çünkü kendini iyi temsil edilmiş evet, hissetmiyordu. Evet. CHP aslında bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi psikolojik olarak da CHP'nin onlara iktidar umudu verememiş hale gelmesinden kaynaklı böyle bir defakto iktidara gitti. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama orada bak bunların arkasında MHP'ler bile beraber direndiler. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Ya zaten işte en ilginç taraf oldu ya. En ilginç fotoğraftı. MHP, BDP bir de Kemalist ordunun yani askerleri. Yani Abdullah Öcalan'la Mustafa Kemal'in bir de Alparslan ama bunun arkasında, bak, bunun arkasında sağ olsun hükümet onu yaptı şimdi yani. Sen bunu kabul ediyorsun değil mi? Bunun arkasında CNN'in yaptığı yayınları. O zaman da AK Parti bir bitir oluyor. Kaç? 9 saat mi ya? 7 saat. Arkadaşlar ne olursunuz. Bir dakika ya. Komployu açmazsanız bir çözemezsiniz. Neyse biz bence barış ve çözüm sürecine dönelim. Sen mi bitir? Tamam ben abi. Taksim'i barış ve çözüm sürecinin bir parçası olarak tamam, görmesek. Başka bir şey barış biraz zor olur Türkiye'de. Bak, başka bir şey söyleyeyim. Zor olur. Şuradan bunu zaten ben bence söylemeye saygı duyuyor konuşuruz. Cahattin abi bir de şunu dikkate almak lazım. Bak o süreçte atılan her slogandaki hakaretler ve ağır laflar %50 ile iktidara getirdiği bir iktidara yapılan hakaretler, hakaretler, bak o hakaretler o kitleyi de incitmiştir bunu unutmamak lazım. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi Abdurrahman arkadaş? İnanın olsun. Ya niye bunu görmüyorsunuz? İşte algı yönetiminde sorunlar. Oradaki solcular dediğiniz, eski klasik dediğiniz insanların hepsi onu engellemeye etkinliği çalışan insanlardı. Diyorsun. Bizim öve öve bitir. Ya onlar çok gereksiz insanlar katılmıştı işin içerisinde. Katılır. Yani kesin karşıydı herkes işte yani. Şey ama oradaydı. Yani. Biz mesela orada. AKM'ye asılan flamalar falan çok ya iyi. Ama flamalarda Atatürk de vardı. Deniz Gezmiş'in de resmi vardı. Ama onların hepsi çapul dedi Sayın Başbakan. Ve biz incindik ondan. Peki. Ve Deniz Gezmiş bizim için çok önemli. Atatürk de laik kesim için önemli. Onlara demedi. Paşa burada dedi hepsini ama. Ayırmadı ki. Buna ayırmadı demedi ki. Ne dediğini biliyorsun. Silahlı. Ama ona ayırmadı ki yani. Bak ne dediğini biliyorsun. Cahit ama hepsine abi. Dedi toptan ya. Hepsine demedi. Ya algı önemli algı. Ama neyse o artık bence bak. Valla algıda bir şey söyleyeyim bak algıda. Bununla iktidarı yıkmayı hedeflenenler şunu bilmeli. Ya iktidar yıkma derdi. İktidar güçlendi. Ya. Bak açık öyle söyleyeyim. Çok daha güçlendi. Ya. Bütün kırgınlar. Şu an AK Parti'nin bütün böyle eften püften. Kıldan tüyden. Bir şey söyleyeyim ben size. Ben gerçeğini söyleyeyim. Kendi gözlemimi söylüyorum. Kıldan tüyden gerekçelerle iktidara küsmüş olan herkes bitti. Dışarıdaki despotizmi, dışarıdaki faşizmi, dışarıdaki iktidarı yıkma ya, gazi yiyen bunlar. Bak bir işbirlikçi eğilimlerini gördüm. Hayır, ben bir şey diyeceğim. Abdurrahman arkadaş. Hakikaten adaletle yani, 4 kişi onlar öldü. 788 kişi onlar yaralandı. Yüzlerce kişi onlar gözaltına aldı. Birçok insan sakat kaldı. Kaç tane, ve polisle bu yapıldı. Kaç tane ya siz kalkıyorsunuz. Ya adalet duygusu biraz ya. Kaç insan sokakta? Ya kim kaç kişi oldu? İsim ver bana. Kim ya? Adını söyle. Ama ben 4 kişi öldürdüğümü söylerim. Ya ben sana kaç tane isim verdim? Bence camiyle ilgili söylenen hepsini güvezin yaraladı. Nasıl isim ver ya? Ay ama bak, ellerinde fotoğraf var abi. Var ellerinde videolar var. Ya sonuçta bir park ya. Allah'ın bir parkıydı. Bak. Değer miydi bunları yapmaya? Neyse ben bana sorma yapanlara sor. Şimdi bak. Değer miydi ya? Şimdi bak bunun dersleri çıkarılmalı. Yapanlara sor. Burada yalnız bak ben yani şöyle bir görüşüm var. Bunu net söylüyorum. Yani biz oradaki yüz binlerce insanı hakikaten komplonun bir parçası görürsek Türkiye'de barış olmaz. Bak sen dedin çok güzel bir şey söyledin. Sen dedin ki CHP'nin bir etkisi yok diyorum bak, sana. Sen yani ilk çıkışı bak Celalettin abi. Sınırlı gruplardı. Ben çok önemli bir şey söyledim. Bir müsaade Celalettin abi hiç öyle romantik bakma. Bak, ben sana ilk söyleyeyim. Başta, ilk bence başta, romantik bakalım. O Makveli'nin real siyasetini inkar edelim. Keşke romantik görmem. Arkadaki gerçekliği. Duygusal bakalım biraz. Arkadaki gerçekliği gör abi. Arkadaki gerçekliği gör. Bana müsaade edin bak. Bir kere şu. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Arkadaki gerçekliği görmek zorundasınız. Ama siz dışarıdan teori kuruyorsunuz. Bak sizin iyi niyetli birkaç insanın orada oluşu. Böyle bu süreçte gerçekten masum ama şey kabul etti. Kimi finans çevrelerinin tabii. Orayı manipüle etmek istediğini söylüyor. Ya arkadaşlar şimdi şöyle önemli. Bir politikayı biz görmüyoruz. Şimdi, başbakan onlara şimdi karşı abi. Şimdi başbakanın gençlere karşı değil. Başbakanın kendine göre bir politika tarzı var. Belki de başbakan çizgiye getirmek istedi birileri. Tasfiye değil de çizgiye getirmek istedi. Orayı kullandı birileri yani. Eşte ona başbakan. Bak çok önemli. Sen diyorsun ki başbakanı ama bunu yaparlarsa. Ama bak şunu yapmıyorsun. Ama sen boğma beni. Bak Rasim beni boğma.
Şöyle bulma beni. Ben, şimdi ben sana diyorum ki, şimdi başbakanın bazı politikalarından, sermaye birikim biçimlerinden bazı şeyler rahatsız olabilir. Bu mümkün. Ve bunu orayı kullanabilir. Dış güçler de çizgiye getirmek için onları da kullanabilir. Evet. Bu hepsi mümkün. Ama yüz binlerin ayağa kalkması onları açıklayamaz. Bak ben, beni en heyecanlandıran şey, bir şey var. Beni en heyecanlandıran ne oldu biliyor musun? Evet. Bir ara düşündüm, dedim acaba koçlar da Engels gibi mi oldular? Dağda divan oteli. Tabii yani onu diyorum yani. Acaba tek o da divan oteli olayı sosyalizmi kendi sermayesi üzerinden geliştirmek için acaba bir deney mahalline mi dönüştürdü kapitalini diye düşündüm yani. Ama yani bir ara... Yani işçi sınıfı yok ki işin içine. Küçük sınıflar, orta sınıflar, hükümetten rahatsız olan herkes işin içine değil. Ama bir ara sosyalist grupların da... Onlar da var, hepsi var. Sosyalist grupların büyük umudu Rahim Koç oldu yani. Ben AK Parti'nin yerinde olsam... Ben AK Parti'nin yerinde olsam hiç yan yana gelmeyecek insanları... Bir bakanın dediği gibi nasıl ben yana getirmeyi başardım? Ben de sizin yerinizde olsam şöyle düşünürüm. Bu AK Parti bu kadar böyle küskünleri de varken nasıl bir araya getirdi herkesi tekrar? Valla MHP ile BDP yan yana geldi. Senin dediklerin hepsini kabul edebilirim ama bak şu dedi, Abdurrahman dedi çok önemli. Ya şu senin küskünlerin sonuçta senin için. Ama bak şu an inan Recep Tayyip Erdoğan etrafında toplumun %57-58'i kenetlendi. Bunu da yani onun teşhisini, analizini iyi yapmak. Bak bütün bu söylemler var ya. Bak varı sürecinde. Murat Karayalan'ın Gezi Parkı analizini ben sana bir şey söyleyeyim mi? Murat Karayalan diyor ki 13 Haziran'da çok büyük taktik hata yaptılar ve kendileri mahvettiler diyor. Bak Murat Karayalan diyor. Murat Karayalan onu demiyor. Murat Karayalan dediği şu. Şimdi biz nasıl hükümeti eleştiriyorsak biraz zaman tanınabilirdi hareket sahası için. Murat Karayalan da diyor ki ya işte size mahkeme kararı konmuş önüne, bir nevi anlaşmış. Bırakın bu işi. Murat da onu diyor. Ben de aynı görüşteyim ama bu görüşü uygulamam için müsaade et. Ya şunu, toplumsal hareketin dinamiği başkadır. Herkesi bir anda ikna edemezsin. Duramıyorsun abi. İkna edemezsin herkesi bir anda. Bir de ben onların reisi değilim, bir şey değilim. Zamanla ikna edebilirim. Hükümet o zamanı tanımadı diyorum. Sonra AK Parti muhaliflerinin birleşmesi de bizim için iyidir. Bana göre başkanlık sistemine ama doğru gideriz. Abdurrahman sen bir Kürtsün, Abdurrahman kardeşim. Ben Barış'ı baktığını da biliyorum. Ama sen bir de hadislere böyle bakarsan ben bu süreçten çok kaygı duyuyorum. Bak Celalettin abi, ben bu halkın iradesine saygılıyım. Neyse, bu halkın iradesinin aleyhinde oynanan... Çoğunluğun iradesi değil, azınlığın da hakları var. Çoğunlukçuluk yanlıştır yani. Çoğunlukçuluk en önemlisi o. Çoğunluk yönetecek, azınlığın hakları korunacak. Amen de. Ama bu zihniyetle mi? Şu Barış'a bir dönelim. Referanduma bile hayır diyorsunuz. Ya kardeşim, burada nasıl bir zihniyettir? Mahkeme kararına rağmen referandum olmaz. Zaten bence şu an... Ama ana eksen o değildi. Bu referanduma gitmez diye. Bir kere orada Abuk 3. havalimanı yapılması. Ya arkadaş, Kanal İstanbul yapılması. Şimdi onlar adam seçime girerken yani, bir beğenmeme vermiş. O şekilde müdahale. Orada Topçu Kışlası'nın yapılması. Benim iddiam odur ki oraya Ermeni mezarlıdır. Onlara verilsin. Tamam amenle, bunu da sun. Referanduma gidelim. Verelim abi. Ya Celalettin Bey. Ayasofya eski haline getirilmelidir. Bizim değildi. Sayın Başkan, tamam ben de diyorum ki kardeşim bütün bu görüşlerini bu şehirde yaşayan insanlar karar versin. Sor. Cesur alalım. Gidelim halka. O karar versin. Ama önce durduralım. Uygulamayı durduralım. Durdu zaten. Durduralım. Ya Barış, nasıl durdu? Dört ölüm. Barış ve çözüm sürecinde gittiğiniz yerlerde Fethullah Gülen hareketinin temsilcilerinin tavrı nasıl? Abi konuyu değiştirin. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bir kere demek Gezi ile ilgili biz AK Parti ile hiç anlaşamayacağız. Ama sıcak konuşuyor işte bak. Zeytin Bey, bizim her şeyde anlaşmak zorunda değiliz. Gezi olayını burada konuştular. Hayır. Biz bile anlaşamıyorsak toplum olarak anlaşamayız. Bir şey söyleyeyim mi? Zayhan Bey ile anlaşamadınız orada. Anlaşamıyoruz. Zaten anlaşamıyoruz. Gezi olayı falan değil. Lümpen, faşizm bir kalkışmadır. Biz bir şeyi koruyacağız. Bak biz bir şeyi koruyacağız. Biz ben de oradaydım. O lümpenliği paylaşıyorum. Ben de lümpen. Bir şey söyleyeyim. Biz toplumsal barışı ve ben üzülüyorum sizinle beraber olduğumdan dolayı. Ya Cahit abi bir dakika. Açık söylüyorum. Bir dakika durun ya. Bana lümpen diye bir zihniyet bu ya. Ya bir dakika durun ya. Arkadaş bu toplum hepimizin. Orada yüz binlere öyle diye bir zihniyete ben zihniyet yok. Ayhan Bey. Hepsine değil. Cahit'in Bey. Ben orada kim olduğunu biliyorum abi. Ayhan Bey. Bir dakika. Ya böyle konuşmak zorunda mısın ya? Neyse, ya bir dakika arkadaşlar, şunu bileceğiz. Bileceğiz. Daha akıl olamaz mısın? Burada arkadaş hepimiz akil beraberiz. Bakın abi, bu toplum hepimize ait. Celalettin Bey. Ben çapulcuyum abi. Başbakan dediği gibi, arkadaşın dediği gibi ben. Ya ben de başbakanı devam seviyorum abi, o kadar. Abi. Ama biz bu toplumu beraber paylaşacağız seninle kardeşim. Valla benim kaygılarım oluyor biraz. Ya benim de kaygılarım var. Bak beni korkuttun. Ya bak sen orada, sen dün şimdi bu yansıdı. Yapmayın. Başbakana bunu da söyledin. Söylerim tabii, niye söylemeyeyim? Neyse şimdi bak. Başbakan daha rahat konuştum ben başbakana. Çok saygılı dinledi. Şey çok saygılı, çok güzel bir diyalog oldularınızı. Olması gereken bu abi ya. Bir şey farklı düşünebiliriz. Hepimiz mühim olan diyalog. Ne kadar farklı şeyler de söylesek. Bu kadar bu vatan hepimize ait bir vatan. Aynen ve bunu paylaşacağız. Ya.
Bunun lamıcımı yok. Diyalog yapacağız. Kavga etmeden ortak bir yaşam örgütü. Paylaşacağızdan kastım ortak vatanımız bu, ortak devletimiz bu, ortak toplumumuz bu. Ve bu toplum, bu devlet hepimize ait. Kimsenin malı değil, kimseye ait ve şey değil. Hepimize ait. Tamam mı? Bir kere bunu anlaşalım. Bunu da barışçı yollarla korumak durumundayız hep beraber. Biz sizin bütün bizden farklı düşüncelerinize farklı olmakla beraber saygı duymak zorundayız. Saygı duyuyorum. Gezi olayı aksini çıkardı aslında. E tamam, orada bize farklı şeyler söylüyor. Siz bize saygı duymadınız. İrademize saygı duymadınız. Yani gezi olayı duymadınız. Seküler kesimlerde bunu, çok ciddi kaygılar yarattı. Bunu ayrı bir programda bir gezi olaylarını ben size çağıracağım. Şimdi gelelim barış ve çözüm sürecine. Abi şimdi cemaat meselesi. Özellikle ben şunu söyleyeyim. Son süreçte cemaatin bu sürece çok ciddi olumlu katkısı var. Özellikle son harika. Sayın Gülen'in son yaptığı ana dille ilgili açılımı. Ana dille eğitim açıklaması muhteşem. Hangi gazeteydi o? Bir Kürdistan Rudava verdi. Bizim herhalde Rubar diye bir çocuk var. O da ona vermişti o şeyi. Şimdi sorun şu, niye önemli biliyor musunuz? Şundan dolayı önemli. Çünkü Fethullah Gülen aynı zamanda muhafazakar kesimin milliyetçi kanadının da nabzını elinde tutan bir insandır. Bir manevi önder, evet. Dolayısıyla sadece muhafaza kesimin liberal eğilimleri yok doğru, onda. Doğru. Onda muhafazakar kesimin milliyetçi eğilimleri de doğru. Mevcut. Dolayısıyla o bir lider olarak kendi grubuna bütün bu muhafazakar demokrat, muhafazakar liberal, muhafazakar milliyetçi kesim mi hitap eden, kuşatan alana bunu söylediği zaman insanların bunu algılaması ve anlaması çok daha hızlı ve kolay olabiliyor. Evet. Ve bu bizim, bana göre bizim çözüm sürecimizin önündeki en büyük engel nedir diye soracak olursanız toplumda bu konuyla ilgili bilgi yetersizliğidir. Özellikle ülkenin batısı. Çünkü ülkenin batısı Kürt sorununa ilişkin. Aha işte biz biraz önce bir toplantıdaydık. Bazı şeyde yaşananları söylediğimizde bir kısım insanlar tavana zıplıyor. Bizim işte devletimiz nasıl böyle bir şey yapar? Yapmış. Kardeşim delilleri var. Diyarbakır cezaevinin kapısına yazmış. Burada Allah yok, peygamber izne çıktı. Benim sana yaptığımı sığınacağın hiç kimse yok. Bunu yapmış. Bunun ötesinde bakıyorum. Esad Oktay işkenceci dedi, 3 ay hapis cezası almış. Büyük bu toplumu, Kürtleri adeta şiddete sevk etmek için akılla izahı olmayan bir sürü şey yapmış. Kardeşim delilleri var. Şahitleri var. Hala yaşanan birçok örneğin envanteri var. Şimdi bunu söylediği zaman zıplıyor. Nasıl yapar? Doğru yapmaması gerekir. Keşke senin gibi olsaydı. Keşke. Ama yapmış kardeşim işte. Bu yüzden bu insanlar bu sıkıntıları çekmiş. İşte gittik Vartimiz köyüne. Ana baba 7 çocuk bir eve kapatmış, yakmış. Evet. En küçüğü 2 yaşında çocuk. Kardeşim doğru, yapmış. Doğru. Gel de inkar et. Hala ve yaptığı insanlar, bak ben sana söyleyeyim ha, imamın karısı o evden. Yani bir kız kurtulmuş. Kurtulan kız da evin en büyüğü. O köyün imamıyla evli. Gitti kadın burada yüzünü de açmıyor. Bize anlattı tek tek şeylerini falan. Bu kadar mütedeyyin bir köy, hani desen ki Marksist falan, öyle bir şey de yok ha. Desen bir şey yakala, o da yok. Adam resmen ibret-i alem gelmiş, o da köyde evi yakmış insanlarla beraber, hayvanlarla beraber, insanlar. Kardeşim bunlar yaşanmış. Şimdi ülkenin batısı. Şimdi bizim Sibel abla 2 gün boyunca ağladı. Bak niye ağladı biliyor musun? Bize bazı şeyleri anlatmıyor, ona bazı özel şeyler anlattılar. Şimdi insanlar nasıl şiddete sevk olmuş anlamak için. Sibel Eraslan'dan bahsediyor. Tabii. Oraya gelip onu görmesi gerekiyor. Kardeşim bu devlet anlatmamış. Yanlış anlatmış. Sen sanki bir psikopat toplum var. Canı sıkılmış, dağa gitmiş falan gibi böyle bir süreç yaşanmış. Şimdi dolayısıyla birbirinden koparılmış bu toplum. Oysa ben inanıyorum ki yani Erzurum'un o Cahit'in Bey bahsettiği bilge dedesine gitsen hayatta böyle bir şeyi kabul eder mi yani? Mümkün değil. Söylüyoruz burada, bazı insanlar tavana zıplıyor. Tavana zıplıyor. Vicdanı olan tavana zıplar abi, öyle şey olur mu ya? Ama bu bir cinnet aklıdır. Bunu ancak o sürecin içerisinde bir cinnet aklı ve etniste ideolojik bir kalıpla tanımlayan insanların ne hallere gelebildiğini görebileceğiniz bir alandır, bir laboratuvardır o. Bunu anlamak için de bir kere bölgeye gelinmesi lazım. Kesin. Bu insanların dramlarından haberdar olması lazım. Bunun öncülüğünü yapacak olanlar da işte Sayın Gülen gibi manevi önderler. Gerçekten toplum üzerinde maddi, manevi ve inandırıcılığı olan kitlelere çok büyük sorumluluk düşüyor. O da bu anlamda çok ciddi katkı sunmuş. Doğu Anadolu'da sen bunu tabanda gördün. Gördüm.
Cemaati tabanında böyle aslında açık söyleyeyim vesayet sistemine karşı uzun zamandır yani Gülen cemaatinin vesayet sistemine karşı. Çünkü bana göre sorunların anası bu ülkede vesayet sistemidir. Kesinlikle. Bu vesayet sistemine karşı da gerçekten bu ülkenin tarihine geçecek katkıları sunuyorlar. Askeri vesayete. Bunu görmek lazım. Evet. Ama askeri vesayet gittikten sonra başka bir vesayet de olmamalı. Ben onu söyleyeceğim sana. Demokrasi tam olmalı. Biz insanız. Ben başbakanı seviyorum ama benim için peygamber değildir. Tabii. Ben Gülen cemaatini seviyorum, benim için peygamber değildir. Olamaz da. Niye olamaz? Bizim ismet sıfatı dediğimiz bir şey var. Hata bize mahsus bir şeydir. Biz hiçbirimiz melek değiliz. Tabii. Hiçbirimiz ve hiçbir inandığımız insan melek değildir. Melekler ancak bütün hatalardan münezzehtir. İnsan en önemli özelliği Kur'an'da bakın şöyle bir ayet var. Diyor ki biz diyor sizin yerinizde günah işlemeyen bir toplum olsaydı onu yok ederdik yerine. Günah işleyebilen ama işlediğin zaman bunu fark ettiğinde bundan nedamet getiren, tövbe eden kullarımızı yaratırdı. Yani hata insana mahsustur. Evet. Dolayısıyla bir insan geçmişte böyle değildi ama olmayabilir. Hazreti Ömer de geçmişte su içmezdi, şarap içerdi. Yahut Halid bin Velid. Yani baktığın zaman herkes böyledir. Evet. Şimdi dolayısıyla insanları hata yapabilir ama meyyal olduğu hal, hatalı hal midir? Hatayı bir karakter haline mi getirmiş yoksa hata bir arzı hal midir onda? Ona bakarak eğer hali iyi bir halse iyi görüp o hatasını da düzeltmesine katkı sunup bu toplumsal barışı daha ileri nasıl götürür şeklinde bakmak lazım. Evet. Çok, dolayısıyla şimdi cemaatler için de aynısı geçerli. Cemaatlerin her hali her yanı doğru mudur? Değil ki elbette. Kim derse doğrudur. Ben buna inanmam mesela. Toplumlar ve örgütler için de aynı şey geçerlidir. Evet. Bunu sadece bir Müslüman olarak bakmak doğru değildir. Yani çünkü bizim hiçbirimizin geçmişi ve geleceği kuşatan akımlarımız tecrübelerle yol alan. Tabanda, Gülen Hareketi'nin tabanında olumsuz, işte kimi yazarların dediği gibi bu barış ve çözüm sürecine karşı hiçbir eğilim görmemen beni çok mutlu etti. Şöyle söyleyeyim, bakın Gülen cemaatinden de AK Parti tabanından da BDP tabanından da olumsuz görenler vardır. Ama bu bulundukları yapının tavrı değildir. Daha öte bir şey söyleyeyim sana. Evet buyurun. Ben bizim organizasyonları sekreter olarak üstlendim. Arkadaşlar da sağ olsunlar yetkilendirdiler. Yerel partnerlerle çalıştık. Biz valiliklerle hiç çalışmadık. Evet. Orada Gülen cemaatinin bütün çevresi açıktan destek verdiler ve hatta tek başlarına kimi yerlerde harika üstlenmeyi teklif ettiler. Çok güzel. Evet. İç Anadolu'da. Evet. Yine Fethullah Gülen Hareketi çok önemli. Valla ben fazla hissetmedim Fethullah Gülen Hareketi'ni. Öyle mi? Fark ettim. Sen soldan sorumlu oldun. Mesela bizim işimizde şey vardı. Yok şöyle fark ediyordum. Yani özel bir incelemeye girmedim. Bu Fethullahçı mı bu AK Partili mi diye girmedim. Ona dikkat ettim yani ondan sonra. Yani Fethullahçı dediğin insanlar da AK Partili olabilir. Yani. Evet olabilir. Şey, yok bir şey yani. Bizim işimizde Cemal Uşak Bey vardı. Ondan sonra. Ondan sonra. Ben oradan alıyordum. Yani onun kurduğu ilişkileri fark ediyordum ben ondan sonra. Ama benim yani fark etme işimi nedeni şöyle algılayın. Yani hep beraber destekliyorlardı. Yani öyle görünüyor. Yani. Çok önemli. Bak, bu üç akil insanın hep beraber destekliyorlar. Cahitin abi bak bu Hoca Efendi'nin ana dille ilgili yaptığı vurgu yani görünenin çok ötesinde bir ağırlığa sahiptir. Ben de bir şey söyleyeyim. Sırrı Sakık bugün ne demiş? Sırrı Sakık. BDP milletvekili Sırrı Sakık. Keşke herkes bu konuda hayata Hoca Efendi gibi baksa demiş. Yani bugün evet açıklaması vardı Zaman Gazetesi'nde. Bu çok önemli. Yani çünkü gerçekten sen demin bir şey söyledin. Maalesef Zaman Gazetesi'nde de başka gazetelerde de barış ve çözüm sürecine karşı olan makaleler yazıldı. Şöyle bir durum vardı. Ama ben, Hoca Efendi'nin sözü son sözü. Yok şöyle bir şey oldu. İkili bir eğilim biz yani teorik olarak incelediğimizde tabii hayatta değil. Evet. İkili bir eğilim vardı genelde. Medyaya yani, baktığında. Yani zamana falan baktığında bir iki insan başka türlü düşündü. Daha temkinli yaklaştı. Hı hı. Ama Cemal Uşak gibi şahsiyetlerde şekillenen ki çok kıymetli. Ben çok iyi bir dost edindim Cemal Uşak'ın şahsında. Çok değerli, çok müthiş. Ondan sonra ve orada şeyi biz hissetmedik. Yani daha doğrusu fark ediyorsun kimin kim olduğunu da. Yani destek ortak olduğu için özel bir, ben de yakın bakmak istemedim. Ya şu kimdir bu kimdir diye de herkese bir normal bir iş. Doğrusunu yapmışsın ben. Aslında yani burada şöyle demek lazım. Ben bunu tahmin ediyorum. İnsan insandır. Daha rahat ettim. Evet. Yani Fethullah Gülen hareketinin bir kere zemin olarak barış ve çözüme karşı olması tabiatlarına aykırı. İşte Hoca Efendi açıklama olsun. Ama belki biliyorsunuz ki devlet içi bir gerginliğin olduğu ama bir ülkede. Ama Rasim şöyle bir durum var. Arası bir gerginlik var ve
Bundan hareketle belki kimi yazarlar vallahi, bunun şeyi oldu. Bak Rasim, bak bak, ben demin bir şey söyledim. Bak şöyle bir durum var. Yani her şeyde güllük gülistanlık değil. Ne? Demin dedim ki öbek öbek yaşıyorlar. Bir babilleşme var. Diğer, Anadolu'da. İslami kesimle diğer laik kesim arasında veya Kürtlerle bilmem ne arasında. İletişim yok mu Ahmet'le İslami Mehmet arasında. Laik kesim arasında? Bak bak Anadolu'da. Buyurun, iletişim yok. Ama çok en alt düzeyde. Cahit'in bebeği mesela ben hatırlıyorum. Niğde'ye biz ben özel konuştum CHP'lerin gelmesi için. Evet. Sadece bir CHP'li geldi. O da CHP eski il başkanı, o da muhalefette herhalde, o yüzden geldi. Hmm. Ya gelip aleyhte de Kayseri'den gelmediler. Kayseri'de, Konya'da. Kayseri'ye gelince Kayseri şöyle oldu. Biz kalabalık 200 kişilik bir grup toplanmıştı. Ciddi bir provokasyon yaşadık biz. Yani, Kayseri'de. Kayseri. Linç olabilirdik yani. Ciddi. Nereden, ama sanırım nereden? Planlı yapılmıştı. Biz de Erzincan'da yaşadık. Şimdi koşu koşu. Türkiye Gençlik Birliği'nden mi? Nereden provokasyon? O MHP eğilimliydi. Yani onlar değildi. Türkiye, ama Türkiye Gençlik Birliği de onların içindeydi. Hmm. Beraber yapıyorlardı. Beraber. Onlar beraber yapıyorlardı. Erzincan'ın büyük çoğunluğu aslında çözümden yana oldu. Tüm Gençlik. Tüm Gençlik. Tüm Gençlik Birliği. Yani güçlü partisi. Onlar da onun içindeydi. MHP'ler de Türkiye'de bilerek kullanıyorlar. Esas isim alamıyorlar. MHP'ler de onun içindeydi. Ondan sonra bir de şöyle bir durum vardı. Bir, ne diyeyim ben, bu bir de bizim Kürtlerin, solcuların, evet, demokratların, bunların da ilişkisi yok diğer kesimle. Bir burada bir sorun var. Onları da eleştiriyorsun yani, o anlamda. Bak oradan da şeye doğru gel. Bu bir faydır aslında. Doğru söylüyorsun. Yani öyle bir faydır. Mesela Gezi var. Birçok art niyetli olabilir. Gezi'yi taşmak için söylemiyorum. Eyvah, Gezi'ye dönmeyelim ama. Ama orada bir çatlak oldu. Bunu onarmanın yolunu bulmak lazım. Evet. Ben başka bir şey söylüyorum. Amenle. Ben başka bir dil tutturmak lazım. Tabii tabii, doğru. Senin söylediğin bu. Biz orada toplumu muhatap almak lazım. Emin olun ki Rasim arkadaşım. Emin olun ki biz orada, o sol diye suçlananlar orada, emin olun buna, bak emin olun. Ben de öyle. İnan ki o çatlağın olmamasına çalışıyorlardı. Cahit'in mi? Ben mesela söyleyeyim, benim arkadaşlarımın çocukları da gittiler oraya kısmen. Ben size söyleyeyim. Emin olun buna. Tabii, bir şey söyleyeyim bak. Bu şu anlama gelmesin. Oraya giden herkes, bunu söylemiyoruz. Büyük çoğunluğu ben söylüyorum. Biz diyoruz ki bak, bu o insanların taleplerinden hareketle. Bu işin arkasında başka şeyler vardı. Onları aşan şeyler vardı. Ya manipülasyon düzeyde değildi hocam. Aynen. O düzeyde değildi. O düzeyde değildi. Ama yani, sen o tipler vardı ama o düzeyde değildi. Bak ben sana başka, sen o düzeyde olsaydı. Ben sana başka bir olay söyleyeyim. Sen Abdurrahman arkadaşım, o düzey olsaydı İstanbul yanar yıkılırdı. Yok, o yok. Düzeyde değildi. Bir şey yapayım. Sen kimi finans şeylerinin destek verdi? Ya bak bak, şöyle diyorum. Kimi finans şeylerinin desteği nasıl yaşadın? Ya şimdi şeyi izliyorsun, basını izliyorsun, yazdıklarına bakıyorsun, medyadaki yorumlara bakıyorsun. Öyle çağrışımlar yapıyor bu sene. Bir de bir medyanın yaklaşımına bakıyorsun. Uluslararası medyaya bakıyorsun. Yorumunu orada biz bu konuyu orada yorum yapıyoruz. Ama oradaki halk halktı yani. Onların hiçbiri gelip de bizim gibi orada kalmadılar yani. Evet. Bir şey diyeyim, biz bu konuyu bir ara ayrıca özel ayrıca bir ben ama bir çatlak var bu konuda. Bir adalet masası yapacağım, belki, bu gezi parkı konuşacağım. Ya hocam, bak, yani mesela, hakikaten demin şöyle bir tenzih ederek söylüyorum. Ya demin biz birbirimize girecek şekilde çatıştık. Tabii tabii. Ciddi çatlak vardı. Onu yapmamız lazım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak. Normal konuşmamız lazım. Ben burada... Yok, bunu eleştirmek için demedim. Herkes, ya çatlak var, onu demek istiyorum. Herkesin hissesi var. Bu ayrı bir konu. Ben şunu söyleyeyim. Bana göre mesela... Serin kanlıkla konuşmak. Bu olay böyle hani bir parametreyle açıklanmayacak kadar geniş parametreli olan bir şey. Bunu da olumlu boyutunda şöyle bakılabilir elbette. Mesela benim kendi değerlendirmelerim şahsıma ait bir şeydir. Bu, ben diyorum ki mesela bir kere iktidar boşluğunun, şey muhalefet boşluğunun yarattığı kesin ciddi bir sıkıntı var. Olmaz. CHP niye biliyor musun? CHP bak, normal, diye bir siyasi aktör yok. Ben ona bir şey ekleyeceğim. Sen söyle bir şey ekleyeceğim. Rasim, bir dur bir şey söyleyeceğim. Pardon. Ben de girdim. Bak yani, şimdi normal demokrasilerde %30'lu oranlarda insanlar iktidara gelir. Evet. Değil mi? %30'lu oranlardır. Yani Avrupa'ya tabii baktığınız zaman koalisyonlarda. En büyük azınlık iktidar. Şimdi burada %50 oranda bir iktidar var. O %30'lu iktidarlar aslında hep kavga ederek sürekli sınırda bir arada 5-6 puan vardır. Gider gelir. Gelir böyle. Bir mücadele içerisinde orayı korumak durumundadırlar. Fakat Türkiye %50 ile iktidara gelmiş bir hükümete sahip. En yakına gibi şimdi 25 bu, fark var. Bunun tabii bunun öbürlerine göre o dönem çok düştüğünü söylüyor. Ya bir dur dur bir şey söyleyeyim abi. Dur hele dur bitireyim. Tamam, özür dilerim. Şu anda da %57'lerde çıkıyor. Para nereden? Şey, 54-55 diyor. Şimdi %50 civarında bir çok aşırı güçlü bir iktidar, demokrasiler açısından söylüyorum. Çok aşırı güçlü bir iktidar bu. Şimdi bu bence buradan baktığımız zaman bence iktidar açısından şöyle bakmasının faydası var. Bu normal diğer demokrasilerde olduğu gibi çok sert mücadeleyi gerektiren bir hali aşmış. Bu sefer öbür tarafta iktidar hevesi hayal olma durumuna düştüğü için umutsuzluk içerisinde kendi beklentilerini de buradan görmeye başlamış. Ve dolayısıyla kendi partisine git bunu yaptır diyemeyeceği için kendi beklentilerini bunun üzerinden hayata geçirmek istiyor. Burada bu sefer kuşatmak gerekiyor. Doğru. Bu konuyu ayrıca yani uzun sefer, uzun bir ele alalım. Bu anlamda, alalım. Bu anlamda ben tabii şeye girmiyorum. İşin perde arkasındaki ben kısmı bir ayrı bir yapayım sana. Bana göre Gezi bize şunu öğretmelidir. Hani yerel özerk yönetimler şartı var.
Bence daha fazla Kürt meselesinin çözümünde o şartın ne kadar hayati olduğunu ortaya koyuyor. Çok güzel bağladın. Aynen, şey bizim ya. Oradan bence Ayhan Bey de bunu izah etmez. Daha fazla katılımcı demokrasi. Ve yerel yönetimde. Söyleyeyim istersen. Evet. Aman hocam şey o çıkmasın ya da kavga çıkmasın. Barışçı gidelim. Niye kavga çıkacak yani? Kavga edecek pozisyon yok yani. Yani. Herkes evet. Celalettin Bey gibi düşünmeyecek. Herkes benim gibi de düşünmeyecek. Çok güzel. Çok uzlaşma. O da söyleyecek. Ben de söyleyeceğim. Birbirimizi susturmuyor. Şimdi hocam şey konusunda bak milletin önünde söyleyelim. Dilimize dikkat etmek zorundayız. Yani karşılıklı, sen de dikkat edeceksin. Karşılıklı, ama karşılıklı. Senin sürekli ortada yani. Şimdi, yani. Şimdi hocam. Ya kalkıyorsun geziye böyle diyorsun. Nasıl olacak? Sen hocam, benim dilimi sınırlamaya ne hakla sınırlamaya? Tamam tamam. Lümpen de dememek lazım ya. Lümpen de dememek lazım. Şimdi lümpen derim Allah Allah. Faşistse faşist derim. Evet. Şimdi bu işin temelinde. Neyse sahibinin direk bir demokrasi, zimni bir demokrasi koalisyonu var Türkiye'de. Halkın üçte ikisi bu ülkenin dönüşmesini istiyor. Evet. Demokratik çözüm süreci de bu. Evet. Çözüm sürecinin temeli de biraz önce söyledim. Devletin halkıyla barışması. Temeli bu. Evet. Şimdi bu ipi kaçırdıklarını gördüler. Sistemin sahipleri. Çok sofistike bir plan yaptılar. Kürtlerle 90 yıl sonra yapılan yeni bir mutabakatı bozmaktır bunun hedefi. Bir de çok açık. Can Bakerle söylüyor. Çözüm sürecine karşı provokatör. Şimdi Gezi'yi selamladı. Şu oradayım dedi. Ama bir yandan da ama kontrol et. Bitireyim istersen. Yani şu çıkmasın. Oraya iyi niyetle giden arkadaşlar var. Ben tanıyorum yani. Tabii, çevreci hassasiyetler. Tamam. Ama bu hiçbir şey. Görünenin hiçbir şeyi değil. Temel olan bu demokrasi koalisyonunu parçalamaktır. Kürtleri bu işin içerisine çekmektir. Ama yapamadılar. Bu mutabakatı bozmaktır. Bak. Bakın mesela bilimsel araştırma yapıldı. Tencere tava eylemlerinin hiç olmadığı şehirler Kürt şehirleri. Ben Kürtlerle konuştum. Kimsenin bize karşı öyle bir derdi olmadı. Ben Van'daydım yeminle sana bak. Bir dakika ya. Bir dakika şahitliğimi söyleyeceğim. Ya. Vallahi beni BDP'liler yemeğe aldı. Van'da. bizim Allahu Ekber. Çayın kenarında. Aha. Arkadaş. Dehşet ateş püskürüyorlardı. Hepsi BDP'liydi. Bizi yemeğe alan çocuklar. Şimdi ben bitireyim istersen. Dehşet ateş püskürüyor. Başka Kürtleri de ben biliyorum. Yok başka türlü. Gözünü seveyim yapma. Dersimdeki provokasyonu anlatayım sana. Bak Twitter'dan. Ya ben bu, şahidim. Ayağım. Neyse arkadaşlar. Şimdi diyorlar ki Dersim yanıyor. Ulan kalktım Dersim'i aradım. Arkadaşları aradım. Ama yani sen şimdi ki, artık ne diyeyim ben sana artık böyle başladın propaganda yapmaya. Ya kardeşim beni mecbur kılıyorsun. Yani AK Parti propagandası oldu bu yani şimdi. Neyse tamam. Şimdi barış ve çözüm süreci. Bir şey daha söyleyeyim de öyle bitirelim istersen. İkinci büyük hedefi de bunun bu Türkiye'de dönüşümü sağlayan bir tek demokratik merkez var. Beğenirsin, beğenmezsin, üslubu bozuk dersin, seversin, oy verirsin, vermezsin. Bunun lideri bu adam. Şimdi bu merkezi zayıflatmaya dönük bir girişim oldu bu yani. Tabii şimdi yani hem de 10 yıl boyunca yaşanan en kapsamlı. Bir şey değil, o değil bahsettiğimiz o sermaye baronlarının projesi bu. Şimdi onu onunla ilgili şunu söyleyeceğim. Türkiye'de süreci durdurmaya dönüktür yani. Tamam. Ya, şimdi bir de ben görüşümü söyleyeceğim. Geldin can sermaye baronlarının yanında olmaz. Müsaade edin. Ya hocam bana demene gerek yok. Biz herkes toplamda, seni biliyor zaten. Yani herkes tamam. Kendi hayatını yaşamış. Hepimizin hayatı ortada. Tabii. Ben hepimizin hayatı ortada yani ondan sonra. Orada doğru olay o değil yani. Olay o değil. Toplumda bilir insanları. Şimdi bir de şöyle bakmak gerekir. O vesayet sistemi etkisizleşti ama vesayet sistemin kurumları sürüyor hala Türkiye'de. Doğru. Onlar geçmeli. Müsaade et. Türkiye'de o vesayet sistemin kurumları el değiştirmiş durumda. Ama o vesayet sistemin kurumları kullanılırken askerler gibi kullanılıyor. Yok abartılı bu. Yok yok kullanılmıyor. Kullanılmıyor diyorum. Yani ama o kurumlar şöyle, o kurumlar duruyor. Yani o kurumlar duruyor. Şimdi o kurumların durduğunu başbakanın kendisi söylüyor. Bak, kurumlar ama duruyor. 30 bin madde kalktı. Bir ek yapayım. Bu kalkmış değil. Bu kalkmış dediğin demek eksik anlatmak olur. Bu hükümet tarafından kaldırılmış. Devam et abi. Şimdi vesayet sistemin kurumları sürüyor. Yani benim görevim bu. Bu anlamıyla yani etkin bir şekilde kullanılmamış olsa hatta kullanılmamış olsa bile bu kurumlar sürüyor ve el değiştirmiş durumda. Yani bu anlamıyla. Mesela YÖK'ü almışsın. YÖK'ü eskisi gibi kullanmıyorsun ama YÖK sürüyor yani. Tamam, YÖK'le ilgili böyle. YÖK sürüyor. Örnek yani. Bunu örnek. Bunu görelim bir. İkinci noktaya da gelince şimdi bizim raporlar çıktı ortaya. Bana göre o raporların bileşimi Türkiye'yi demokrasiye götürür. Amenna. Tam demokrasiye aynen. Götürür. Aynen. Biz buna odaklanıyoruz. Tam demokrasiye götürür. Ben buna inanıyorum. Ve sonuna kadar da çalışacağız. Halk da buna hazır.
Kesinlikle. Halk da buna hazırdır. Halk da buna hazırdır. Halk da buna hazırdır. 181 desek var. Şimdi biz bu raporların takipçisi olacağız. AK Parti şayet bu raporlara sahip çıkarsa Türkiye'nin geleceğini yazan bir parti. Ama abi, sahip çıkmasa tarihin çöplüğüne gidecektir yani. Abi ben başka bir şey söyleyeyim. Sahip çıkar bak, değil mi? Şu, şu an aynı şeyi BDP'ye, bir dakika, aynı şeyi BDP'ye söylemeyi unutmayın. Ha, bak arkadaşlar, şey arkadaşlar. Biz takip herkesi takip edeceğiz. Cizre'de olanları takip edeceğiz. Siz gördünüz canlı yayındık. Bingöl'de olanları takip edeceğiz. Kemah'ta olanları takip edeceğiz. Hakkari'de olanları takip edeceğiz. Bak arkadaş. Ama bizim süren operasyonları takip edeceğiz. Tabii evet, benle sen. Ya hepsini takip edeceğiz. Hepsini takip etmek. Biz bu saatten sonra ben açık söylüyorum. Bize düşen şey. Tabii. Samimi olarak bak arkadaş, biz gittik Hakkari'deki insanın gözüne baktık. Biz gittik Diyarbakır'da. Konya'daki adamın gözüne baktık. Nevşehir'deki adamın gözüne baktık. Baktık, bunlarla geldik. Burada bir emanet var bize. Emanet nedir? Yazılı hale getirdik. Kardeşim, o bizim emeğimizdir. Evet. Biz bunu takip edeceğiz. Şimdi ben, bak, kim ki engellerse karşı olacağız. Eğer ben çıktım deyip yarısı, yarım çıktı deyip %15'i hala çıkmışsa bu dizi arkadaş biraz kızlan. Böyle olmaz. Yok bir de şeyle diyor. Bir dakika diyorum. Celalettin abi. Aynen. Bak, Kürtlerin de hata yapma şansı yok kardeşim. Kimse değil. O halk bizden bir şey aynen, bekliyor. Aynen bugün. Bak bizden o halk bir şey bekliyor. Ama dün benim ciddi kaygılarım oluştu, onu da etkileyeyim ben sana. Neyse. Yani o geçi önlemlerle ilgili başbakan kardeşim benim yani. İki tarafa ilişkin de kaygılarım oluştu. Ben de sana bunu söyleyeyim. Niye? Ama şimdi diyor ki ben çıktım. Ya o çocuk olmuş. Bir dakika. Ciddiyeti yok. Ya bizim bazı siyasetler burada yürüyor. Bana göre bir oyun o ya. Şöyle oyun diyor ki kim yapmayacak? Yok abartılacak bir şey. Ben aradım sordum bir de ya. Ya bak gençlerin kendi mahalli yerleri. Adamı kaçırıp hala fidye istiyorsan yanlış. Arkadaşım bunu ben tasvip etmiyorum. Karşıyım. Yanlış. Adamdan ama oyun abartma. Ama bunu Öcalan'ın isteyeceği zannetmem bu cizide. Ben de onu söyleyeyim. İmran herhalde istemez bunu. Yapılırsa yani şu anda Öcalan'ı da kandırmak olur. Ben size söyleyeyim. Ya Kandil de bunu istemez. Kandil de bunu istemez. O zaman bunu biz alttan değiliz. Kardeşim herkes sahasına sahip çıkacak. Tabii tabii. Herkes sahip çıkacak. Herkes orada problem yok. Çok güzel söyledin. Orada problem yok. Ben sana söyleyeyim. Ana dilde eğitim. Yani benim kellem gibi kardeşim. Eşit yurttaşlık. Eşit yurttaşlık. Ana dilde eğitim. Eşitlik ya, eşitlik. KCK tutsaklarının bırakılması. Adaletli yargı. Adaletli yargı. Adaletli yargı. Kardeşim adaletli yargı. Tamam mı? Bizim burada söylediğimiz bu. Adalet, eşitlik. Aynen. Biz bunun, aynen, bizim bütün partilerimiz verdiğin peşinden gittiğimiz her şey bunların bunlara hizmet etmek. 7 bölgenin ya dosyası elimizde. Bunları bitirmeyeceğiz. Partilerin hepsi araçtır. Özgürlük ve eşitlik amaçtır. Bak, bir şey söyleyeceğim ben sana. Şimdi 7 bölgenin çalışması elimizde. Bende 7'si de var. Bir. Tek bir rapora inecek. Raporun objektif hazırlanmasını, mücadelesini vereceğiz. Bir. Eyvallah. Rapor hazırladıktan sonra bir yol haritası çıkacak. Ve o yol haritası rapora uygun olmadığı takdirde hep beraber mücadele edeceğiz. Aman da. Ben zaten başından beri hiçbir zaman bu mücadeleden vazgeçmiyorum. Ben orada parti ayrımı da yok. Kardeşim görme. Benim için partiler araçtır. Aynen. Araçtır. Parti eşitlik, yani özgürlük, adalet. Ya tabii. Evet. Eşit yurttaşlık, özgürlük, adalet, bir de refah. Aynen. Millet bunu istiyor. Ve gerçekten bugün bakın. Ama şeyi de düşünelim sevgili arkadaşım. Gerçekten bir fay hattı var. Bu çatlak da Gezi'de patladı. Bunu onarmanın yolunu bulalım. Bunu ya Gezi bak, abi sen çok ciddi. Ama sizi göremiyorsun. Allah bizi hakikaten göremiyor. Allah bizi şu var bak. Hakikaten göremiyorsun. Konusunda laik kesim. Şimdi ben de belki tehlikede değil ama algısı o. Bak ben de algısı o. Aynı ya arkadaş ben buna saygı duyuyorum. Ama bu ülkeyi sen yönetmeyecek. Benim elime molotof atmayacak. Benim elime saldırmayacak. Başörtülü insanların sokakta başörtüsünü çekmeyecek. Ya kimse yapmaz öyle bir şey. Yapanı mahkum ederiz ya. Nasıl yapmaz? Yapanın hepsini mahkum eder ve lanet ederiz. Ben de onu söylüyorum. Yapılması lazım zaten. Buradaki mühim olan şey, burada demin sen söyledin, Celalettin abi de söyledi. Türklerin de, Kürtlerin de, dindarlarında, laiklerinde artık hata yapma lüksü yok. Eşdeğer saygı dili, barış dili yok. Değil mi? Kardeşim ben yok, kendime özgürlük istiyorsan sen özgür olmadan barış, buna sahip olamam. Bak sen, bir problem olmaz. Böyle sen, sen özgür yok olmadan ben buna sahip olamam. Ben bunu biliyorum. Aynen. Ve sen özgür olmadan ya, benim özgürlük adına yaşadığım şey. Ya ama ikimiz de Kürt'üz sonuçta ya. Kürtlüğünle ne alakası var? Ben sana bir şey söyleyeyim. Kürtlüğünle alakası yok. Güzel. Kürtlüğünle de alakası yok. Bak burada iki Kürt oturuyoruz. Hepimizin buradaki tek çıkarı barışta, çözümde, demokraside, adalette. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi Cahit'in abi? İnsan dokunması diye bir şey var. Bak ben açık söylüyorum. Gerçekten bizim Zübeyde şimdi. Artık bizim Zübeyde. Bizim Zübeyde. Benim işte diyorum ki bizim Sibel'e Arslan. Ya bunların hepsi farklı dünyalar. Bizim grupta da olduk canım biz. Bak bunların hepsi Ahmet Taş getirenle Ahmet Taş ya diyorum ya sana çok kızmam geliyor ama kızamıyorum çok, diyorum. Ya. Yani çok dost olduk. Çok dost olduk. Ya biz aynı düşünmek zorunda değiliz. Aynı düşünemeyiz. Bak hepimizin bir arka bahçesi var. Bir babamızın geldiği sosyal alan var. Bir mahallemiz var. Bir sokağımız var. Bir bastığımız taş var. Kimisi asfalta, kimisi toprağa basmış.
Ama hepimiz insanız. Hepimiz insan olarak bu topraklara bakıyoruz. Ne diyeyim? Ve kendi sosyolojik backgroundlarımız eğrisi var, doğrusu var. Ama insanız ya, kötü niyetli olmadıktan sonra, sana karşı bir kastım olmadıktan sonra, senin bana karşı kastım olmadıktan sonra biz bunu paylaşırız yani. Tabii tabii. Nitekim dün de bu kadar senin muhalif, bu kadar sert, kendince haklı görüşlerine rağmen karşılıklı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu ülkenin başbakanıyla çok saygılı bir üslup oluşmuş. Bir şey ben de onu içeriden her onu öğrendim. Her bırak. Eksiği bu, var bu, olan bu. Ya Türkiye şu şansı yakalamış ha. Bütün bak benim bildiğim kaçıncı sivil toplum örgütü bu adam, bu kadar dokunulabilir bir adam ki. O kadar temas edilebilir bir adam ki. Bu bir şans bir kere. Hani eksiklerini de görelim de. Ama yani bir de bunları da görelim. Dinleyen, bizim için bir şans bir yani. Ben bak gördün orada yani konuşulduğu zaman dinleyebiliyor. Vallahi ben sana şunu söyleyeyim. Benim için yani gerçekten hatasız olan bir insan hiç kimse değil. Yoktur yok. Hiç kimse değil. Olmaz. Ama yani. Yani ama biz şunu yapacağız. Başka Zeytin bir şey var. Zeytin abi. Güzel kapatalım. Güzel konuşabilmeyi. Konuşabilmeyi. Ben konuşmak için söz alırken benim sağım solum beni engellemeye çalışıyordu. Ne olursun konuşma Cennet'te. Sıkıntı olacak. Tabii. Ama sıkıntı oldu mu? Ya bir şey söyleyeceğim. Bak, bir şey söyleyeceğim ben sana. Hiç ben konuşmadan şikayetçi değilim. Öyle bir şey söylemiyorum. Ama ben başka bir algı söylüyorum. Şimdi ben söz alacağım. İsim de burada söylemeyeyim. Ayrıca konuşabiliriz. Ya Cihat'in ne olursun kurbanım. Cihat'in abi konuşma skandal olacak. Ama hep şu gösterecek. Yanlış algı. Hep kızacak. Hep yanlış algı. Bir şey anlatmaya hep çalışacağım. Hep yanlış algı. Bir şey anlatmaya çalışacağım. Bir şey anlatmaya çalışacağım. Bunu diyen insanlar AK Parti'ye de yakın insanlar da ben uyarıyorum. İşte onu diyorum. Zaten ben onların da algısı yanlış diyorum. Ama bu algıyı kim yarattı? Ya ama iyi ben de tamam mısın bak. Ben de bak ben. Sen o bahsettiğin bak, bana gelince bak, ben hakikaten risk aldım konuştum. Sabah gazetesinde bugün. Ben risk aldım konuştum. Ama istediğim gibi çıkmadı. Yani risk aldım. Bak ben daha. Resim beni bir dinler misin? Beni bir dinle bir şey diyeyim. Dur, şimdi ben söz alırken risk alarak konuştum. O insan da yani. Seni oraya davet ederken risk aldı davet etti. Ama o da doğru. Bak, o da doğru. Kalpten gelen sözler. Ama benim konuşmam karşılık saygıyla geçti. Çok güzel. Cevaltıra bak. Kalpten gelen sözler kalbi olanları her zaman etkiler. Senin de kalpten sözü. Ben içeriden söylüyorum. Hiçbir problem yok. Yoksa eskileri olsa hiç risk almadan ben bunlarla ne konuşacağım der. Yok. Ama şu çok doğru. Ben bunu sabah gazetede yazdım. Hükümet bu algı yönetimini çok kötü yönetti. Dediğin gibi 7 saat, 8 saat hiçbir şey konuşmadan insanları dinleyen bir başbakan, sanki kimseyi dinlemeyen Ali Kıran başbakan. Hatta Kadir İnanır şeyi söyledi ya. Şey yok ya. Dedi ya ne olursun başbakan böyle ol her zaman falan dedi. Her zaman öyle zaten işte algı. Ama niye öyle algılanıyor ya? İşte onu konuşmak lazım. Doğru söylüyorsun. Buradaki mesele. Bir de şundan dolayı bu önemli. Şimdi Tayyip Erdoğan olsun, Abdullah Öcalan olsun. Bu insanlar barışla çok yakinen ilgililer. Yani mümkün olduğu kadar daha az yani dikkat etmeleri ve daha az yıpranmaları lazım. Evet ama ben sana söyleyeyim. Türkiye'nin de şu an liderlik açısından şanslı olduğu dönem her açıdan. Senin dediğin öbür açıdan da. Gerçekten bugün çok güzel bir program yaptık sayın seyirciler. Üç akil insan yeri geldi tartışıldı, yeri geldi hatta gerilimli anlar da oldu. Ama buradaki herkes barış ve çözüm istiyor. Barış ve çözüm isterken de buna eşit yurttaşlıkla, adaletle, özgürlükle, yepyeni sivil ve özgürlükçü bir anayasayla istiyor. Mühim olan bu uzlaşma zeminidir. Farklılıklar olur. Celalettin Can Marksisttir. Ben liberalim. Abdurrahman kendini İslamcı diye tanımlar. Ayhan Bey başka diye tanımlar. Kim ne derse dese herkes insan tanımlayabilir. Mühim olan biz hepimiz insan kardeşiyiz. İnsanlık ortak zemininde buluşmak zorundayız. Haftaya Yeni Bağdalet Masası'nda görüşmek üzere. Tamam. Sağ ol. Eyvallah. Teşekkür ederim.